Ekranların en sevilen, en beğenilen ve en çok izlenen magazin programı Cumartesi Sürprizinden hepinize iyi haftalar. Ünlülerin renkli dünyasının nabzını tutacağımız keyifli bir programla karşınızdayız. Cumartesi Sürprizine tempolu bir haber turuyla başlıyoruz. Magazin dünyasında neler oluyor? İşte ünlülerin renkli dünyasından renkli haberler sizlerle. Kuruçeşme'de konser veren rapçi Sefo hareketli şarkılarıyla sevenlerine keyifli bir konser deneyimi yaşattı. Çok sahte sözler ve fesatlı gözler, farklı gözler kaldıramam. Yıktılar ya, kaldı yerde, kaldıramam. Herkes kaçtı, bir tutuldu. Sen kazandın, ben kazanmam. En son tererdi, durduramam. Oldum yerde, kaldım anla. Onlar haklı, bir gör anla. Bir sınav bu, bir tur alma. Senin aşkın toz duman. Kuruçeşme'de konser veren Cengiz Kurtoğlu, unutulmaz şarkılarıyla müzik dolu bir gece yaşatıyor sevenlerine. Unutmak mümkün mü liselim seni? İlk aşkım, sevgilim, liselim benim. Konser esnasında küçük bir hayranı usta isimle sahnede şarkı söylemek isteyince ortaya bu renkli anlar çıktı. Kuruçeşme konserinin ikinci yarısında Ümit Besen sevenleriyle buluştu. Yıllardır dillerden düşmeyen şarkılarını seslendiren Ümit Besen, nostalji rüzgarı estirdi. Hayaller kurardı biz yıllar önce. Hiç yoktu hesapta ayrılık bizce. Bilirsin ne kadar görmek isterdim. Beyazlar içinde seni öyle. Florya konseri öncesi Sakiler grubuyla birlikteyiz. Konser yoğunluğu sebebiyle aileleriyle bile zor görüşüyorlarmış. Ya çok yoğun çalışıyoruz. Yani doğru düzgün ailelerimizi bile vallahi ben çocukları görmeden benimkiler geçen gördüm bayağı büyümüşler. Maşallah. Buradan da selam olsun. Hakkınızı helal edin kızlarım oğlum. Seni görmeyince tanıyorlar mı? Zorlanıyorlar ama ses tonundan tanıyorlar. Kokusundan ses tonundan tanıyorlar. Yani yoğun çalışıyoruz bayağı. Mutluyuz bu durumdan. Şikayetçi değiliz. Esprili sohbet sonrası sahneye geçen Sakiler grubu sevilen şarkılarıyla keyifli bir gece yaşatıyor sevenlerine. Sahnesi öncesi Niran Ünsal'la birlikteyiz. Best of albümü çıkaracakmış yakın zamanda. Albümde yer almasını istediği çok ünlü isimler var listede. Kendi müzik yapım şirketimizden birçok sanatçının da katılımıyla işte benim her şarkımı bir kimleri istemiyorum ki? Kimleri istemiyorum? Yeni jenerasyondan da var. Benim kendi jenerasyonumdan da olanlar var. O biraz böyle sürpriz kalsın. Mesela Özcan Deniz çok istiyorum. Ebru Gündeş istiyorum. Efendime söyleyeyim. Yıldız Tilbe'nin olmasını çok isterim tabii ki. Erkeklerden Kenan Doğulu. Sohbet sonrası sahneye geçen Niran Ünsal kendisini dinlemeye gelenlere keyifli bir gece yaşattı. Uyusun seni düşer. Sahne alan Rubato grubuna Bora Duran ve Mehmet Erdem eşlik etti. Bırakırsa
Kıbrıs'taki ilk konseri öncesi birlikteyiz. Biraz gergin Karsu. Düğün hazırlıkları sorulunca bir anda değişiyor mimikleri. Nişanlanmıştınız. Evet, onu da merak ediyormuşsun diye merak soruyorum. Duydum, evet, buyurun. Düğün hazırlıkları nasıl gidiyor, başladım önüne? Öyle anlatayım. Biz evlenecektik ama Eylül'de yapacaktık ama düğünden dolayı maalesef ertelecektik. Şu anda bilmiyoruz ne zaman. Sohbet sonrası sahneye geçen Karsu eğlenceli bir gece yaşatıyor Kıbrıs'taki sevenlerine. Özgür olma yolunda kaybolan yıllardan insan soracasına gülelim geçelim nerede kalanlara saldırıp içelim onların inadına. Tayfur'un klasikleşmiş şarkısı Sevdalılar Beni Anlar'ı kendine özgü tarzıyla yorumlayan Mehmet Erdem şarkının video klibini sevenleriyle paylaştı. Sevgim gece dağlar kadar içerimde volkan kaynar. Anlamazsın sen de değil sevdalılar. Hande Yener, Hop Hop şarkısına sokak stili bir klip çekti. Klipteki dans sahneleri çok beğenildi. Bir batıyor bir doğuyor, bazen buz bazen eriyor. Hop arıyor geliyor, hop hop hop. Bir gidiyor bir kalıyor, bazen sığ bazen dibi yok. Hop arıyor geliyor, hop. Kadir Tapucu yeni şarkısı Süzüle Süzüle'nin klibini sevenleriyle paylaştı. Acıtıyor bilmiyorsun. Hadi bakalım yürü bakalım. Süzüle süzüle sallanalım. Kafa kıyak dağıtmayalım. Tarifi aşk baştan yazalım. Hadi bakalım yürü bakalım. Süzüle süzüle sallanalım. Kafa kıyak dağıtmayalım. Tarifi aşk baştan yazalım. Şarkıcı Alpay'ın kariyerinin 55. yılını taşlandırdığı Alpay'a Saygı albümünde yer alan Kubat, seslendirdiği Dağların Arkasında Yar şarkısına klip çekti. Önündeyse ayrılık mı? Umudum yok, dermanım yok. Ardından bir bekleyen yok. Geceler olsun. Emel Sayın gittiği restoranda güvercinleri eliyle beslediği bu sevimli videoyu sosyal medya hesabında paylaştı. Sevenleri, kuşlar bile gideceği kişiyi biliyor yorumlarında bulundu. Hande Yener, algı starlara savaş açtı. Radyo ve televizyonlarda mesela şu anda ayın birincisiyim. En çok şarkı çalınan. Benden bir tane daha yok. Sokaklarda da var. Her yerde var. Sahnede 3 kere söylüyorum. Karşılığı var yani bunların. Ama bazı aplikasyonlarda asla biri olmuyor. Kimler telefon çiftliği kurarak müzik dünyasını manipüle ediyor? Şu anki telefon çiftliği hikayesi çok ciddi bir şey gerçekten. Hani düşünün ki 500-600 liralık telefon alıyorsunuz mesela 10 bin tane. Ne var ki alırsın yani. Az sonra. Ne yaparsan yaparsın aşk ile. Kenan Doğulu ve Beren Saat'in Bodrum Keyfi. Dediğin onay
açılır kapılar ardına kadar. Koltuk değnekleriyle Bodrum'a gelen Beren Saat yüzerek tedavi olurken kameralar kayıttaydı. Beren Saat'le Kenan Doğulu'nun Bodrum keyfinden çok özel anlar. Ne yaparsan yap, aşk yine yap. Az sonra. Bodrum'a da gittik beraber. Güzellerin tercihi. Sıcak, güzel geçiyor ama. Amerikalıların tutkusu. Merhaba Show TV. Minnoşların aşkı Bodrum. Ne istediğini bilmeyenlerin. Ne istediğimi ben de bilmiyorum şu an. Yurt dışından gelenlerin. Ben Manchester'da. Hollanda'dan. Yerli koyunların bile tercihi Bodrum. Ünlülerin değil, halkın gözünden Bodrum'u görmeye. Tatil Bodrum'da nasıl yaşanıyor bizimle izlemeye hazır mısınız? Gel, tut ki elimden. Az sonra. Bu çiçekli kırlardan masallara koşalım. Ödüllü oyuncu Merve Dizdar hangi konuda kendisini beceriksiz ilan etti? Işın Karaca merak edilen rahatsızlığını anlattı. İşte cadde gezmelerinden konserlere, gündüzünden gecesine İstanbul turu. Selfie'yi, story'yi beceremeyenler. Beceremiyorum zaten, bu benim sadece isteğimle ilgili değil. Uzayın derinliklerinden gelen şarkıcılar. Galaksinin derinliklerinden geleceğim. Ellerinde ojeyle sanat yapan beyefendiler. Yakıştırdığım şeyi yapmaya çalışıyorum yani. Gündüz sokakları, gece mekanlarıyla İstanbul'dan son haberler. İlginç kız şu Merve Boluğur. Bazen caddede ortaya konuşur da konuşur ama bazen de ağzını bıçak açmaz. Öyle bir günde yine konuşası yok Merve Boluğur'un. Çok mersi, konuşmayacağım. Teşekkür ederim. Sağ ol. Dedin kendini. Ama konuşan Merve'ler de var. İşte Merve Dizdar. Erşan Kuneri'nin ikinci sezonunun heyecanı sarmış başarılı oyuncuyu. Erşan'a başlıyoruz. Biliyor musunuz? Çok mutluyum. Ağustos sonuna doğru, 20'lerine galiba, tam net tarih bilmiyorum ama başlıyoruz. Meslektaşları tatil pozu rekoru kırarken onu hiç tatil yaparken göremiyoruz. Ben de tatil yaptım, geldim ama ben zaten çok tatilci biri de değilim. Daha az da yapsam olurdu benim için. Nasıl tatil yaptınız? Tatilde pek fotoğraflar falan görmüyor musunuz? İşte sosyal medyayla inşallah daha da mesafeli olursam ne kadar güzel olur. Çok koymadığım için. İki gün tatil yapıp sosyal medyaya bir ay paylaşım yapanlar gibi değil. O bir sosyal medya beceriksizi. Beceremiyorum zaten. Bu benim sadece isteğimle ilgili değil. Ben yapamıyorum bence. Bu konuda kankisi Ezgi Mola'dan ders almalı. Sahi Ezgi Mola'nın durumu nasıl? Hamileliği nasıl gidiyor? Evet. Çok mutluyuz. Konuşuyor musun? Nasıl? Tabii tabii. Şu an hani bize çok iyi. Yok maşallah biraz yani çok iyi. Biraz dedikodu verin aşağıda. Vermem. Bunların ne olmuş? Hiç merak etmeyin, çok iyi. Yani maşallah. Çok çok iyi, ben çok iyi görüyorum zaten. Zinet Salih ile konseri öncesi beraberiz. Uzaylı kız olmuş. Bu akşam çağın ötesinden değil ama bir galaksinin derinliklerinden geleceğim. Çok güzel mesajlarım var bu geceyle ilgili. Vallahi heyecanlıyım aslında ama evet, bir fütüristik bir dünya kurduk. Hepimizin bir dünyası var ama biz de kendi dünyamızdan şarkılarla bu geceyi unutulmaz kılacağız inşallah. Uzaylılık meselesini çok da abartmamak gerek aslında ama Zinet Salih bu haliyle pek mutlu. Ben analog bir kadın olduğum için teması ve dokunurluğu çok seviyorum. Ön tarafta da gezegenlerimiz var. Bir de retrodayız galiba. Onu ben de bir Venüs olarak gökyüzünden aşağıya ineceğim. Artık uzaylı olarak mı algılanırım? Bir ne diyeyim, messenger mesajcı olarak mı algılanırım bilmiyorum ama emin olun güzel görseller hazırladık sizlere. Yıldızlardan inecekmiş sahneye. Gülşen de son konserlerinde aydan iniyor. Bir taklit dedikodusu olmasın. Gülşen Ay da sahneye çıkmıştı. Siz de şimdi Venüs olarak geleceksiniz. Demesinden ondan sonra bir benzerlik var. Neden? Ben tam
12 yıl önce Ayla inmiştim. Yine gökyüzünden inmiştim. Gülşen'in sahnesi de çok çok güzel. Gülşen sizden aldı diyebilir miyiz? Yok, diyemeyiz. Çünkü ben yukarıdan inmiştim. Gülşen'in ayı ve kendi konsepti başka bir şey. Sanıyorum ki ayın içinde birer yıldız olarak konumlandırıyoruz kendimizi. Ben bu gece tamamen bir yıldız olarak ineceğim aşağıya. Merak ettik doğrusu. Bakın böyle iniyor Zinet Salih yıldızlardan sahneye. Hareketli bir Zinet Salih var sahnede. Gökhan Türkmen'le konseri öncesi beraberiz. Güzel güzel projelerini anlatıyor ama bizim gözümüz parmaklarında, daha doğrusu ojelerinde. Son dönemde beylerin de oje sürmesi trend oldu. Ama Gökhan Türkmen oje sürmemiş, tırnaklarına resim sergisi açmış resmen. Yakıştırdığım şeyi yapmaya çalışıyorum. Yani baktım olmadı, bir daha da yapmam. Ama hoşuma gitti. Bu bir sanat. Yani bu oje, tabii ki oje olarak geçiyor ama bu bir sanat. Böyle tırnaklarında resimler görüyor olmak benim hoşuma gidiyor. Ne bileyim, hani yüzüklerle falan takı merakım çok var zaten. Kendimle uğraşmayı da çok seviyorum. Kendime yakıştırdığım bir şeyi devamını getiriyorum. Eğer yakıştırmazsam zaten hiçbir şekilde hani keserim yani, olmazsa olmuyor. Ojeli tırnaklarıyla sahneye çıkan Gökhan Türkmen şarkılarıyla güzel bir gece yaşatıyor İstanbullulara. Bahadır'ın eşi Emir Ersoy'la birlikte sahne alacak olan Işın Karaca'yla konseri öncesi beraberiz. Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle dökülen saçı ve kirpikleriyle gündeme gelmişti ünlü şarkıcı. Işın Karaca geçtiğimiz ay saçının ve kaşlarının dökülmesine yol açan saç kıranın son evresi alopeci universal hastalığına yakalandığını duyurmuştu. Birkaç yıldır yaşıyorum. Hiçbirinizin haberi olmadan yaşadım. Kendime çok güzel sakladım. Kendi evimde Can, ben, Mia bildik. Şimdi anlatmak gerekiyor çünkü ben de bıraktım artık. Yani çünkü insan, biz belirli bir zamandan sonra şunu anlıyorsun. Yaşadığın olay daha hafif geliyor saklamaya çalışmak yani. Saklamak daha zormuş bazı şeyleri. Zor bir dönem geçirdim psikolojik olarak. Çünkü bir kadının vücudun tamamıyla tüysüz kalması enteresan bir kavram kendi içinde. Ama hayat bana güzel. Bir gün pembe, bir gün sarı, bir gün yeşil, bir gün mavi. Canım kirpik ister, canım kaş ister. Ne isterse onu yapıyorum. Kuaförüne bu hastalığını ve tamamen dökülen saçını haber verdiğinde aldığı tepki eğlendirmiş Işın Karaca'yı. Bir gece aradım, işte hepsinin döküldüğü gece. Şok olmasını bekliyordum telefonun karşısında. Hani böyle falan dedi. Ne haber Mahmut dedi bana. Böyle bir dedim ki ekip de benim kadar deli işte yani. Hani biz o kadar hızlı adapte oluyoruz ki hayatın her şekline. Bu da bir dönem. Bu da geçecek ya da geçmeyecek. Çok artık da takmıyorum aslında. Çünkü her türlü güzelim, yapacak bir şey. Sesim var be benim sesim. Alo, kendinize gelin. Konu aşka geliyor. Işın Karaca, Can Yapıcıoğlu ile ilişkisinin 5. yılında. Evleniriz herhalde ya. İnşallah. Bilmiyorum ki. Öyle bir vaktimiz yok aslında. Ama devamlı yanınızda yani. Gözümün ucundan kaçırır mıyım bu devirde sence? Adamlar bu arada iyi adam bulmak zor şekerim. Geçeceğim diye kalmış oradan, tamam bu artık paket. Emilmedi, çok paket. Emir Ersoy'un Gökçe Bahadır'la evliliğini de sormadan olmaz. Sevgiliyiz, hala sevgiliyiz. İlk gün nasılsa hala öyle.
şu zamandır belki Allah nasip ederse bir çocuk yapmak isteriz diyebilirler ama dersinler bence artık. Çok güzel olmaz mı çocuklara ya? Keyifli sohbetin ardından ikili en güzel şarkılarıyla sahnede. Alina Boz, Demet Özdemir ve Hande Erçel'den bol kalpli paylaşımlar. Düzene inik mi düşeceğiz acaba, o zaman aşkından ölebilirim. Ünlü oyuncuların çok konuşulan aşk kareleri. Savrulur savrulur saçlarında hayatı. Az sonra. Sorsunlar benden bir tek ben anlarım. Bodrum'da sadece ünlüler yok, genci, yaşlısı, köpeği, koyunu, kadını, erkeğiyle halkımız Bodrum'da nasıl tatil yapıyor, nasıl eğleniyor? İşte Bodrum'dan tatilci manzaraları. Bodrum'a da gittik beraber. Güzellerin tercihi. Sıcak, güzel geçiyor ama. Amerikalıların tutkusu. Merhaba, Show TV. Minnoşların aşkı Bodrum. Ne istediğini bilmeyenlerin. Ne istediğimi ben de bilmiyorum şu an. Yurt dışından gelenlerin. Ben Manchester'dan. Hollanda'dan. Yerli koyunların bile tercihi Bodrum. Ünlülerin değil, halkın gözünden Bodrum'u görmeye. Tatil Bodrum'da nasıl yaşanıyor? Bizimle izlemeye hazır mısınız? Gel, tut ki elimden. Aşk kokulu çiçekli kırlardan masallara koşalım. Bodrum'un en sevilen yerlerinden Yalıkavak'ta halkın nabzını tuttuk bu hafta. Gurbetçi bir aileyle birlikteyiz. Bodrum çok güzel. Biraz pahalı ama. Yoksa çok güzel. Almanya'dan şahane. Gelen biri de pahalı diyorsun. Yani durum oraya kadar geldi. Avrupa'da yaşıyorlar ama memleket hasreti bir başka. Ben zaten çok seviyorum burayı. Uzun uzun kalmayı da seviyorum. Öyle yani, çok keyifli geçiyor. Bir güzelimiz Amerikalı kankilerini de alıp gelmiş Bodrum'a. Arkadaşlarım New York'tan. New York'tan. Evet. Bodrum'u nasıl buldular? Sormadan olmaz. Girls, can you just talk about how are you guys having a good time? Having a great time. Having a great time. Hepimiz çok eğleniyoruz. Dertlerini anlatacak kadar Türkçe biliyorlar. Bodrum sıcağındaki en büyük dert susamak elbette. Bir su lütfen. Tek susunca konuşuyor herhalde. Uzun boylu sarışın hanımefendi, bakın hangi Türkçe kelimeleri öğrenmiş. Oh, merhaba. Merhaba. Şerefe. Şerefe. Çok güzel. Merhaba, Show TV. Teşekkürler. Teşekkürler. Güzeller Bodrum'un sıcağında dinlenmeye ve gecelerinde akmaya gelmiş. İkinci günü bugün güzel geçiyor, sıcak. Güzel geçiyor ama. Vallahi güzel gidiyor. Dinlendik işte bugün. Artık akşam hayata akabiliriz. Dün geldik zaten. Uçak yorgunluğu falan vardı. İki kız kardeşin aklında tatil var. Okul şimdilik umurlarında değil. Kardeşim. Kardeş miyiz? Evet. Hanginiz büyük? Ben. Oğlum. Hiç öyle durmuyor ama ben daha büyüğüm. Vallahi arkadaş gibisiniz. Evet. Lisedeyim. Lisede. Üniversite sınavına gireceğim. Ne istiyoruz? Ne istediğimi ben de bilmiyorum şu an. Ne çıkarttın? Yani evet, hiç ders konusunu konuşmak da istemiyorum. Muhteşem bir görüntüde sıra. Sevimli bir köpekçik denize giren sahibinin arkasından bakın neler yapıyor. Sahibi denize her atladığında ufaklık biraz daha coşuyor. Ve o harika an. Sahibi denize atlamasını istediğinde bakın nasıl değme şampiyonlara taş çıkaran bir atlayış yapıyor ufaklık.
bu şahane anı bir de ağır çekim izleyelim. Bodrum'un keyfini sahibiyle birlikte çıkaran ufaklığa iyi tatiller diliyoruz. Köpekli bir ailenin yanındayız. Fiyatları soralım. Fiyatlar şu ana kadar çok yıpratmadı. İstanbul'dan çok farkı da yok bence. Bazı yerler bir tık pahalı ama onlar da hak ediyor. Ailenin kanişi bizim Eren'i pek sevdi ama Eren tedirgin. Tamam mı? Kaldıralı abi kucağına. Yok oğlum ısırır mısırır. Parçala oğlum. Parçala. Teşekkür ederiz. İyi tatiller. Yurt dışında eğitim alan iki pırıl pırıl gençle birlikteyiz. Ben Manchester'dan geliyorum. O da Hollanda'dan geliyor. Oo, yurt dışında. Yurt dışında. Ama biz orada okuyoruz yani buralıyız. Aynen normalde buralıyız. Üniversite. Ekonomi tahsili gören iki gence Bodrum'un fiyatlarını sormadan olmaz. Biraz pahalı ya valla. Biraz mı? Yani nereye gittiğine göre değişiyor aslında. Hani eğer kaliteli böyle üst düzey yerlere gitmek istiyorsan tabii biraz bütçe ayırman gerekiyor yani burası için. Yani Bodrum çok pahalı. Dürüst olmak gerekirse nefes alıyoruz, para ödememiz gerekiyor gibi. İnanılmaz bir durum. İki güzel tavla maçında. Tavla, tavla beni tavla, salla, kolları zarlara. İddialı mıyız tavlada? Bayağı iddialıyım. Evet. Ama karşında bilmeye var. Evet, ama karşıda çok iddialıyım. Kendim de çok iddialıyım. Çok zorlanmazsınız. Yok, çok zorlanmayacağım. Bodrum'un yerlileri ne alemde peki? İşte Bodrum'un koyunları. Onlar da tatilcileri izliyor. Çıktıkları kayanın başında işte böyle. Gülben Ergen, önce selülitli günlerine. Selülitlerinden sorumlu devlet bakanı. Evet. Sonra kendisini yakalayan Show TV muhabirine. Bilseydim güzel mayomu giyerdim. Bilseydim halhalımı takardım. Habersiz. Tam habersiz. Evet, bir şekilde haberim olsun ki karnımı içeri çekeyim. Daha güzel şapkalar takayım falan. Özeneyim yani. Sahnede de Mustafa Sandal'a takıldı. Ben ona kızdım. Biz küsmedik, sen bana küstün Mustafa, sonra barıştın. Evet, sonra barıştık. Az sonra. Aşk Bodrum'da yaşandı. Aşıklar Bodrum'da aşka geldi. Zeynep Bastık'la yeni sevgilisinin Bodrum tatilinden sıcak görüntüler. Birkan Sokullu'yla sevgilisi Eda Gürkaynağ'ın öpücüklü tatili. Ve Nurgül Yeşilçay'la aşkının Bodrum'daki romantik anları. Az sonra. Sosyal medya bu hafta güzelliğe doydu. Tatilden en şahane paylaşımlar, sevilen oyuncuların şıklık yarışı ve çok daha fazlası. İşte haftanın en dikkat çeken paylaşımları. Hande Erçelik'in milyonluk tekne stili. Zeynep Bastık'ın tuvalet serisi. Sahnedeki ve köydeki Gülşen. Serenay Sarıkaya ve olay kalça kemiği. Sosyal medyanın en çok konuştuğu, en çok likeladığı, en çok favladığı pozlar geliyor. Haftanın pozlarına yaz güzellerinden başlıyoruz. Sosyal medyanın paylaşımı seven güzellerinden Cansu Tosun yeni tatil pozları ve bir de mini tatil videosu paylaştı. Afsanur Sancak Tutan yurt dışı tatilinden güzel kareler yayınladı.
daha da sıcak olacak. Ama nazara geldi güzel oyuncu. Yaramaz kedisi yüzünden bakın gözü nasıl morarmış Hafsan Nur Sancak Tutan'ın. Haftanın poz rekortmeni değişmedi. Hande Erçel çıktığı tekne tatilinden yeni kareler yayınladı. Hem süper lüks tekne hem de Hande Erçel'in stili oldukça pahalı görünüyordu. Ben bir tek seni, tek seni. Irmak Ünal hayatını devam ettirdiği Bali'den köpeğiyle bu sevimli pozları verdi. Tatilini sürdüren Melisa Döngel yeni kareler yayınladı ve keyfinin yerinde olduğunun mesajını verdi. Müjde Uzman da yeni sezon öncesi tatilde. Güzel oyuncu havuz pozlarıyla sosyal medyada ilgi gördü. Güneş yakmıyor, hasretin kadar, sahilde dalga, gönlümde sen. Yasmin Erbil haftanın tatilci güzellerinden. Mehmet Ali Erbil'in küçük kızı bol bol bikinili paylaşım yaptı bu hafta. Kız sana hayran olsunlar, öpüp de başlara koysunlar, yemeyip sabah bıraksınlar, yollarına paspas olsunlar. Güzel oyuncu Yusra Geyik bu yaz iyi dinlendi. Yusra Geyik paylaşımlarıyla da sosyal medyayı şenlendirdi. Vaklı gelinim olsan mı? Zeynep Bastık geçtiğimiz hafta başladığı tuvalet pozları serisine yeni karelerle devam etti. Bastık yeni tuvalet pozlarını paylaştı. Güzellerin profesyonel pozlarında sıra. Bestem Sözdemir bir dergiye verdiği havalı pozlarını paylaştı. Gülşen, İzmir konserindeki göz alıcı kıyafetiyle pozlarını yayınladıktan hemen sonra memleketi Ordu'da fındık toplarken fotoğrafını yayınladı. Gülşen iki pozla iki farklı yönünü gösterdi. O ne biçim manita, 35'inde Lolita, kıracak sen kır kalbini. O daha neler görmüştür, senin benim gibi kimli gönlü. Hadise mavi kıyafetli pozlarıyla takipçilerine meşhur oyuncak bebeğe benzediği yönünde şaka yaptı. Hazar Ergüçlü bir dergiye verdiği güzel pozları paylaşırken Eda Taşpınar şık Ibiza pozlarını yayınladı. Demet Özdemir dilini çıkarıp poz verdiği tatil karelerini paylaştı. Serenay Sarıkaya sette makyaj aynasında pozlar paylaşırken kalça kemiğinin güzelliğiyle dikkat çekti. Aybüke Pusat'ın tatil kareleri, Nesin Cavatzade'nin mini tatil videosu, İrem Derici'nin bikini tatil pozu, Mine Tugay'ın nar çiçeği bikinili tatil kareleri ve Şevval Şahin'in bikinili tatil videosu da haftanın dikkat çeken paylaşımları arasındaydı. Kenan Doğulu ve Beren Saat'in Bodrum Keyfi. Açılır kapılar ardına kadar kalbe. Koltuk değnekleriyle Bodrum'a gelen Beren Saat yüzerek tedavi olurken kameralar kayıttaydı. Beren Saat'le Kenan Doğulu'nun Bodrum keyfinden çok özel anlar. Ne yaparsan yap, aşk yine yap. Az sonra. Sensiz Nilüfer'den sahnede Sezen Aksu esprileri. Sezen Aksu sizinle ilgili bir şey söylemişti. Umarım beni çekiyorsunuzdur arkadaşlar. Ne dedi? Ne dedi? Nilüfer soğuğa hiç dayanamaz. Evinin duvarındaki televizyon için bir delik açtırmışlardı. Oradan gelen soğuktan hassasiyet duydu. Yok artık. Çüş o deliği yani. Tekrar kapattığını demişti. Nilüfer, yakın dostu minik serçe Sezen Aksu'yu nasıl ateşli serçe ilan etti? Sezen de yanar hep. Evet, öyle. Şey, yanar bir durum. Sürekli elinde vantilatörle geziyor. O öyledir, ateşli. Çok ateşli. Nasıl ateşli?
İbrahim Tatlıses'in mal varlığı tartışma yarattı. Saadet Işıl Aksoy'un lastik değiştirme görüntüsü çok konuşuldu. Demet Özdemir, Hande Erçel ve Aline Boz'un aşk paylaşımları haftaya damga vurdu. İşte magazin dünyasından son haberler. İbrahim Tatlıses'in dudak uçuklatan mal varlığı. Güneşim al, yıldızım ol, damla damla gözyaşım ol. Haftanın çok konuşulacak aşk kareleri. Yaptı güzellik be, gel kanadı kalbime. Haftanın konuşulan sosyal medya paylaşımları. İşte magazinin renkli dünyasından haftanın haberleri ve ünlülerden son gelişmeler. İbrahim Tatlıses'in mal varlığı listesi gündeme damgasını vurdu. İbo'nun servetinde yok yok. Kebap salonlarından otellere, limuzinlerden arazilere uzayıp giden mal varlığının listesi şu şekilde yayınlandı. Seyrantepe'de 1,5 dönüm arsa üzerinde bulunan bir kebap salonu, televizyon binası, giyim atölyesi ve mağazası, 2 villa, lüks sitede 3 daire, İzmir'de 1 daire, 1 tekne, 2 sürat motoru, 2 adet lüks otomobil, 3 cip, 1 limuzin, 20 şirket aracı, Bodrum Bitez'de 48 daireli apart ve içinde bir villa, Bodrum Bitez'de 6,5 dönüm arazi üzerine 26 odalı denize sıfır otel, Bodrum Bitez'de 6,5 dönüm arsa, Kuşadası'nda 8 dönüm üzerine 6 katlı 157 odalı 314 yataklı otel, İstanbul'da 5 kebap salonu ve uydu kanalı. Güneşim al, yıldızım ol, damla damla gözyaşım ol. İbrahim Tatlıses hakkında yayınlanan uçsuz bucaksız mal varlığı listesine sosyal medyadan böyle karşılık verdi. Tütü maşallah, nazar değmez inşallah, kurban olayım Allah'ıma bunların hepsi bizimmiş dersem de inanmayın. Yaşar bunu. Oyuncu Saadet Işıl Aksoy, arabasının lastiği patlayan komşusunun yardımına böyle koştu. Güzel oyuncu, lastiği değiştirirken yaptığı paylaşımla Türk kadınının gücünü gösterdi. Sıcak havada lastik değiştirme görevini başarıyla tamamlayan Saadet Işıl Aksoy en iyi komşu ödülüne talip oldu. O kadar sıcak ki hallettik. Şimdi bir arabayı deneyeceğim. Biraz ileri gidip bir geri gideceğim falan. Bu şekilde artık lastikçiye gidebilir. Tamamız bence. Birce Akalay, Bodrum Turgut Reis'te bulunan Lösev'in tatil köyünü ziyaret etti. Yaptığı ziyarette sosyal medyadan canlı yayın yapan Akalay, herkesi gönüllü olmaya, lösemi ve kanserle mücadele eden çocuklar için bir şeyler yapmaya davet etti. Bodrum'da gerçekten burada gönüllü olarak eğitim vermek isteyen eğitimci arkadaşlarım, lütfen burada bir kapısını çalabileceğiniz şahane bir yer olduğunu da gözden kaçırmayın. Bu aklınızın bir kenarında bulunsun. Gerçekten burada şahane bir amaca hizmet edeceksiniz, öyle her düşünün. Zaman bekledim. Ve gerçekten benim çünkü Bodrum'a yerleşmiş, hayatını şehirden biraz daha buraya, daha pastoral bir yaşama çevirmiş arkadaşlarım var. Neden olmasın? İyileşmiş çocukların yer aldığı tatil köyündeki etkinliklere de katılan Birce Akalay, canlı yayında çocuklarla olan sohbetlerine yer verdi. Anlat, neler yapıyorsunuz burada, bana anlat. Şey yapıyoruz,
Sabah kalkıyoruz, sporlarımızı yapıyoruz. Ondan sonra kahvaltımızı yapıyoruz. Kahvaltımızı yaptıktan sonra 2-3 dersimiz var. Derslerimizi yapıyoruz. Ondan sonra dramamız oluyor, yogamız oluyor. Böyle şeyler. Kısaca özetle. Böyle kısaca özetledi. Tamam, başka oyunlar oynuyorsunuz. Dans ediyorsunuz. Birlikte çok paylaşım yapmayan Hande Erçel ve Hakan Sabancı çiftinden aşk pozu geldi. Birlikte oldukları bu romantik kareyi aynı anda sosyal medya hesaplarından paylaştılar. Bedenimde, ötesinde, yıldır birlikte olduğu Mithat Caner'le ilişkisini sonlandıran Aline Boz, gönlünü Umut Evirgen'e kaptırdı. Umut Evirgen, gittikleri tatilden yaptığı paylaşımla ilişkilerini resmi olarak duyurmuştu. Ben yandım aman, sen yoksan her yer ayaz. Bir gün sen gelse bahar, dost olsa geceler sabaha. Aline Boz'dan da beklenen adım geldi ve sevgilisi Umut Evirgen'le bu romantik kareyi yayınlayarak aşkını ilan etti. Savrulur savrulur saçlarında hayatı. Seni sorsunlar benden bir tek ben anlarım. Demet Özdemir yeni sevgilisi Yunan DJ Sergio ile aşkını paylaştığı bu kareyle ilan etti. Demet Özdemir sevgilisi Sergio'yu DJ performansında yalnız bırakmadı. Yunan DJ sevgilisi Demet Özdemir için Kandırdım şarkısını çaldı. Fahriye Evcen'den dikkat çekici tekne pozları geldi. Güzel oyuncunun giydiği kot büstiyer şık bulundu. Geçtiğimiz günlerde buz dolu fıçıya giren Çağla Şükel, bu etkinliği tekrar ederek buz dolu fıçının içinde tamı tamına 2 dakika kaldı. Sandal eşi Mustafa Sandal'ın kitesurf yaptığı bu anları paylaştı. Ünlü şarkıcının başarılı kitesurf performansına takipçilerinden övgüler yağdı. Tuvana Türkay, Mikonos tatilinde oryantal yaptığı anları "Oryantal sevgimiz sorgulanmasın" notuyla paylaştı. Güzel oyuncunun oryantal performansı çok beğenildi. Benden bir tane daha yok. Hande Yener algı starlara savaş açtı. Radyo ve televizyonlarda mesela şu anda ayın birincisiyim. En çok şarkı çalınan. Benden bir tane daha yok. Sokaklarda da var. Her yerde var. Sahnede 3 kere söylüyorum. Karşılığı var yani bunların. Ama bazı aplikasyonlarda asla biri olmuyor. Kimler telefon çiftliği kurarak müzik dünyasını manipüle ediyor? Şu anki telefon çiftliği hikayesi çok ciddi bir şey gerçekten. Hani düşünün ki 500-600 liralık telefon alıyorsunuz mesela, 10 bin tane. Ne var ki alırsın yani. Az sonra. Ege'nin incisi Bodrum'da bu hafta yok yok. Nurgül Yeşilçay'ın aşk tatili, Birkan Sokullu'nun romantik görüntüleri ve çok daha fazlası. İşte Bodrum'dan son haberler. Aşk yaşandı. Love doruğa çıktı. Aşk Bodrum'da yaşandı. Aşk dolu Bodrum turuna Zeynep Bastık ve yeni sevgilisi Alican Ayyıldız'ın tatil kaçamağıyla başlıyoruz. Zor oldu Zeynep Bastık'ı görüntülemesi. Epey iyi gizlenmişlerdi. Ama kameralarımız aradı aradı, sonunda buldu onları. Müzik
Biraz beach keyfi yaptı Zeynep Bastık ve yeni aşkı. Sonrasında odalarının yolunu tuttular. Hande ve Bensu Soral'ın ailecek çıktıkları Bodrum tatiline uzanıyoruz. Masa kalabalık. Bensu Soral'ın eşi Hakan Baş ve Hande Soral'ın eşi İsmail Demirci orada. Soral'ların erkek kardeşi Bedirhan Soral da orada. Masanın yıldızı Hande Soral'ın minik oğlu Ali. Ali bir ara annesiyle denize giriyor. Hande Soral'la oğlu Ali deniz keyfi yaparken baba İsmail Demirci havluyla onları bekliyor. Şirin aile yemeği böyle noktalanıyor. Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer yıllar yıllar önce şu şarkıyı Nurgül Yeşilçay için yazmıştı. Ne kadar da haklıymış. O ne biçim manyakta, 35'inde... Nurgül Yeşilçay, sevgilisi Necati Kocabay'la çıktığı tekne tatilinde tercih ettiği siyah mayosuyla çok havalı ve şahane. Aşk deseniz o da var. Hem de Buse'li. Tamam, aşk pek güzel ama Nurgül Yeşilçay'a bakmalara doyamıyoruz. O ne biçim manyakta, 35'inde Lolita, kıracaksan kır kalbini. Aşk Bodrum'da yaşandı bu hafta. İşte Birkan Sokullu'yla sevgilisi Eda Gürkaynak. Beach'te romantik anlar yaşanıyor. Birkaç günlüğüne Bodrum'a gelen Birkan Sokullu ve sevgilisinin denize girmesini de bekliyoruz ama onlar odalarının yolunu tutuyor. Güzel çifti akşam Bodrum'da bir davette görüntülüyoruz. Biz birkaç günlüğüne geldik açıkçası. Yarından sonra ayrılacağız Bodrum'dan. Güzel. Ben bir film çekiyordum, o bitti. Bir süre tatil yaptık. Eda'nın birkaç işi vardı burada. Birkan Sokullu, Prag'da çektikleri filmi yeni bitirmiş. Prag'daydık. Bir kısmı orada çekildi. Çok iyi bir ekip. Güzel böyle. Çok fazla Türkiye'de yapılmayan türde bir film yaptık. Şimdi cicileri giyip gecelere çıkalım mı Bodrum'da? Ebru Gündeş, senenin moda renkleri pembe ve siyahla sahnede. Enerjisi süper. Ya yanıyorsa söndürme, alev olsun. Bodrum'da bir yaz partisindeyiz. Mustafa Sandal'la eşi Melis Sütçürüp davette. Melis Hanım'ın geçirdiği kaza korkutmuştu. Bir kaza geçirdim, evet, biliyorsunuz. Evet, biliyorsunuz. Evet, ben o yüzden sürekli Bodrum'da kalmak durumundayım. Her gün fizik tedaviye gidip geliyorum. Yaşadığı kaza korku yaratmış hanımefendi de. Uçaktan korkmuyorum ama arabada falan hızlı gidince biraz korkuyorum. Yani yaşadığımız şey tabii, yani sadece şu biletle atlatmış olmamız mucize yani. Mustafa Sandal'ı görmüşken rapçi Uzi ile yaşadığı tartışmayı soruyoruz. Konuyu uzatmak istemiyor. Onun sorulacak bir tarafı. Ben zaten gerekli cevabı yazdım, ilettim. Sağ olsun her ortamda herkes de gerekli cevabı verdi. Verilmesi gereken cevabı verdi. Onun üzerine daha fazla söylenecek bence bir şey yok. Mustafa Sandal'ın rap müzikle ilgili tek çekincesi yazılan sözler. Yeni neslinde böyle şeyler dinlemesi beni üzüyor açıkçası. Gülben Ergen de Bodrum'daki davetin konuklarından. Bodrum güzel geçiyor. Annem ve çocuklar ağırlıklı. Eylül'de
diye döneceğiz. Onun Bodrum yakalanmaları meşhurdur. Yıllar önceki selülitli yakalanmalarından açılınca söz esprili yaklaşıyor konuya. Selülitlerimden sorumlu devlet bakanım. Evet. Birkaç hafta önce de görüntülemiştik onu Bodrum'da. Muhabirimiz Eren'e takılıyor. Bilseydim güzel mayomu giyerdim. Bilseydim halvalımı takardım. Habersiz. Tam habersiz. Evet, bir şekilde haberim olsun ki karnımı içeri çekeyim. Daha güzel şapkalar takayım falan. Özeneyim yani. Sohbetlerin ardından parti başlıyor. Mustafa Sandal'la Gülben Ergen sahnede şıkır şıkır düetlerinden açılıyor söz. Enteresandır ki girdiğiniz zaman listelere hala en çok dinlenen şarkılardan biri bir numara şıkır şıkır Mustafa Sandal Gülben Ergen de Gülben Ergen Mustafa Sandal diyelim. Alo, bir şey söyleyeceğim. Biliyorsunuz değil mi? Biz bir ara küstük böyle. Birkaç sene konuşmadık. Ben ona kızdım. Biz küsmedik. Sen bana küstün Mustafa. Sonra barıştın. Evet, sonra barıştık. Küslüklerini bitiren Mustafa Sandal'ın kayalı göndermesi olmuş. Bir tane koskocaman bir şarkı yaptım. Hiç söylemedim ona. O şarkıyı ben bir USB'nin içine koydum. USB, küçücük USB. Sonra o USB'yi de kocaman bir kayanın içine koydum. Tamam mı? Paketledim. Gülben'in önüne koydum. Gülben hediye paketini açtı. İçinde kocaman bir kaya. Anlamadı. Kocaman bir taş duruyor. Evet, taş böyle. Taş duruyor. Dedim, içinde de bir tane USB var. Bir anda USB'yi gördü. Şarkı olduğunu anladı. Bir daha dedim sakın benle dedim küsme. Benle ters düşme. Yoksa dedim kafanı bu dedim taşa çarpar durursun. Mikrofon sende olsun. Ben mikrofonsa söyleyeyim. Hadi şıkır şıkır. Şarkının adı da çok manidar. Yıkıl karşımda. Sevimli sohbetin ardından ikili şıkır şıkırı söylüyor sahnede. Şarkı gösteri aman ışıl ışıl. Tam yerimde yıldızlar şıkır şıkır. Bütün alevler aşkımın şeridi. Sürüp gider senden bilsin. Gülben Ergen'le düetinden sonra Mustafa Sandal yeni şarkısı Tamam Tamam'ı seslendiriyor. Tamam tamam oldu. Beklersin tamam, akşam olmadan vurmaya kalmadı sırtımdan, sırtımdan. Hülya Avşar'dan Kaya Çilingiroğlu'nun hızlı aşk hayatına ince göndermeler. Ya Kaya başlamazsa şaşırır zaten. Başladığına niye şaşırıyorsunuz değil mi? Hülya Avşar eski eşi Kaya Çilingiroğlu'nun yeni aşkı için neler söyledi? Başımızın üstünde yeri var. Sosyal medyada bu hafta hangi ünlü ne paylaştı? İşte birbirinden eğlenceli paylaşımlarla sosyal medya turu. Baş Tatlıtuğ'un kas şovu. Hadisi'nin göndermeli paylaşımı. Star Tarkan'dan yeni şarkı sürprizi. Yolla, yolla kaderim yolla, acıları bana yolla. Zeynep Bastık'ın Fun Girl halleri. Arkadaşlar şu an Sienna Miller'la aynı yerde havaalanındayım ve yan yana oturuyoruz. İşte ünlülerin sosyal medyaya damgasını vuran birbirinden renkli ve eğlenceli paylaşımları geliyor. Kıvanç Tatlıtuğ'un kas şovlarıyla başlıyoruz. Yakışıklı oyuncunun spor sonrası pozu sosyal medyada gündem oldu. Yasemin Özilhan spor sonrası can dostuyla olan bu sevimli paylaşımı yaptı. Paylaşımlara doymayan Yasemin Özilhan bu sefer arazi aracı kullanırken bu aksiyon dolu anları paylaştı. Wow, baksana Yasemin. Melisa Döngel kickbox yaptığı bu anlarda güçlü yumrukları ve tekmeleriyle dikkat çekti. Bırakma.
Gürsin kendisini müziğin ritmine fazla kaptırdığı bu anları paylaştı. Yatağının üzerinde güneşlenen Hande Soral'ın keyfini kardeşi Bedirhan Soral böyle bozdu. Abla. Ah. İbrahim Büyükak ve oğlu Aslan'ın kol bastı performansı sosyal medyayı salladı. Ise rap şarkısı dinlerken aynada kendini çektiği bu anları sosyal medya hesabında paylaştı. Şarkının sözleri birine gönderme mi sorusunu getirdi akıllara. Seni anlamaya çalışmakla geçti dakikalarım. Hala bir şeyle sığdıramadı. Bu gece karanlıkla kala kal. Bu gece karanlıkla kala kal. Anlamaya çalışmakla geçti dakikalarım. Hala bir ömre sığdıramadı. Zeynep Bastık, hayranı olduğu oyuncu Sienna Miller'la havaalanında karşılaşınca ne yapacağını şaşırdı. Arkadaşlar şu an Sienna Miller'la aynı yerde havaalanındayım ve yan yana oturuyoruz. Ve ben bunlarla tam bir kafasız olduğum için gidip fotoğraf falan da çekeyim. Utanırım böyle şeyden de. Ne yapacağımı bilmiyorum, bayılırım. Hastasıyım yani, Allah kahretsin. Yeni şarkısını çıkarmaya hazırlanan Tarkan, stüdyodan bu eğlenceli paylaşımı yaptı. Yolla, yolla kaderim yolla, açılır bana yolla, ne de olsa dert bana sayım ya. Pınar Altuğ ve eşi Yağmur Atacan'ın arasındaki bu diyalog, sosyal medyadaki takipçilerini güldürdü. Öp beni. Bir de öveyim mi seni? Öp beni. Öp karıcığım, beni öp. Ne kadar yakışıklı olduğumu söyle. Geceleri akıyoruz, biraz gaz var. Başak Gümülcin Elioğlu Amerika tatilinde eğlendiği anları takipçileriyle paylaştı. Barış Arduç, eşi Gutsu Özay'la 3. evlilik yıl dönümlerini bu romantik kareyle kutlayarak her zerrene notunu düştü. Ardından bir doğum günü kutlamasına katılan Barış Arduç ve Gutsu Özay çifti karşılıklı böyle göbek attı. Dilperi Şahinkaya ve sevgilisi Emre Yusufi'nin ilginç koreografili bu dansı sosyal medyada çok beğenildi. Melis Sezen, sevgilisi Atilla Dingöl'ün DJ performansı eşliğinde böyle dans etti. Anlatırdım aslında seni bana. Sen de gözlerinden
Cenazede üzücü itiraf. Hülya Koçyiğit, Safa Ünal'ın cenazesinde hastalığını ilk kez açıkladı. Yakın arkadaşları Türkan Şoray ve Serdar Gökhan nasıl üzüntüye boğuldu? Koa diye bir hastalık. Kimde var? Ben. Az sonra. Kenan Doğulu'yla Beren Saat'in Bodrum tatilinden sıcak görüntüler. Hande Yener Bodrum'da kimleri topa tuttu? Show TV farkıyla Bodrum'dan en taze haberler. Yurt dışı tatilinde ayak bileğini incitip Türkiye'ye tekerlekli sandalyeyle dönmüştü Beren Saat. Geçtiğimiz hafta eşi Kenan Doğulu'nun konserine koltuk değnekleriyle giden Beren Saat bu hafta eşiyle Bodrum'daydı. Böyle geldi Beach'e ünlü çift. Birlikte denize giriyor ünlü çift. Beren Saat, koltuk değnekleriyle yürümesine rağmen denizde sorun yaşamıyor yüzerken. Denizden böyle çıkıyor Beren Saat. Bu tatil iyi gelir ve bir an önce koltuk değneklerinden de kurtulur umarız. Bu talihsiz kazaya rağmen keyifler yerinde. Bir süre beach'te keyif yapan ünlü çift kalkarken Beren Saat ayak bandajını böyle bağlıyor. Beren Saat yine geldiği gibi koltuk değnekleriyle beach'ten oteldeki odasına gidiyor. Bodrum'da eski milli futbolcu Ümit Davala ve ailesinin tatilini görüntülüyoruz. Eşi Başak Davala, Ümit Davala'yı böyle itiyor denize. Hande Yener'i görüntülüyoruz Bodrum tatilinde. Ekibiyle birlikte yorgunluk atıyor Yener. Işığımı güneş bile kıskanır. İlginç güneş gözlüğüyle kameralar karşısında. Göz göze gelen negatifler. İsyanda Hande Yener. İsyanın nedeni müzik piyasasındaki sahte rakamlar ve olmadık isimlerin listelerde üst sıralarda oluşu. Gerçekten artık isyan ediyorum bu piyasaya. Çok komik isimler, çok komik listeler görüyorum. Bir iki günde şarkıların milyonlarca dinlenmesi garip geliyor. Yani benim mesela bir şarkım 100 milyon olmuştur ama bir günde değil yani hani. Bunlar makul. İnsanları, halkı kandırmak, sektörde bu şekilde ilerlemek. Böyle algı starlar. Bildiğiniz var mı peki isim olarak? Çoğu. Ya isim veremem şu an. Bir kişi için konuşur muyum ben? Bir iki kişi olsa keşke. Biz de diyeceğiz ki hadi tamam çocuklar sevinsin. İki kişi sevinsin diyeceğiz. Bu böyle bir şey değil. Kendi şarkılarının algılardan uzak, sahtekarlıktan uzak çok dinlenmesine dikkat çekiyor. Yani radyo ve televizyonlarda mesela şu anda Ayın birincisiyim en çok şarkı çalınan. Benden bir tane daha yok. Sokaklarda da var. Her yerde var. Sahnede 3 kere söylüyorum. Karşılığı var yani bunların. Ama bazı aplikasyonlarda asla bir olmuyor. Hande Yener dijital platformlardaki oyunu çözmüş. Telefon çiftliği olayını bakın nasıl açıklıyor. Şu anki telefon çiftliği hikayesi çok ciddi bir şey gerçekten. Hani düşünün ki 500-600 liralık telefon alıyorsunuz mesela 10 bin tane. Ne var ki alırsın yani. Milyonları vuracaksın, almaz mısın? Yatırım. Yani alıyorsun, ondan sonra üyelik alıyorsun. Zaten bir üyelik aldın mı 4 kişiye üyelik yediği aklım var. 1000 tane üyelik alsan 4000 kişiye hitap yani. 4000 kişiyle yönetebiliyorsun yani 4000. Yani 2000 tane aldı, 8000 üyelikle her gün birinci olursun. Birçok isim var ona destek veren. Valla Demet arkandayım dedi. Işın Karaca öyle, Mustafa Sandal öyle. Hepsiyle yazıştık. Hepsinin için doluydu yani. Ben paylaşınca hepsi evet dediler ya nedir bu böyle, ne olacak bu böyle diye. Biraz da eğlenceli konulara dönelim. Son konserinde kullandığı uzun saçı gündem olmuştu. Neydi o öyle? Saç mı diyeyim? 3 metre falandı galiba. Saçmalama o.
Onu taşımak zor değil miydi o zaman? Yo, çok keyifliydi. Zaten video klip çekmiştim. O gün de şarkının klibi yayınlanacaktı. İşte İstanbul konseriydi. Çok büyük bir atmosferdi. Ben dedim ki evet, yere kadar olan saçları... Duvak gibiydi değil mi? Yani arkada biri lazım onu böyle. Bir imaj yenileme durumu görüyoruz. Dişlerindeki taşlar da espri konusu oluyor. Dişine taş taktırıyorsun. Sizde de var. Sizde birden fazla var ama. Bitmiyor yani. Dövmesi, küpesi. Ya işte yenileniyorsun tekrar. Ne bileyim, o bir fresh yapıyor insan. Bir zamanlar onlar da çocuktu. İşte Türkiye'nin en güzel oyuncularının çocukluk halleri. Kim bu? Gamzeli küçük kız. Kim bu? Süslü püslü küçük kız. Her yaşında güzel olan bu kız kim? Matilda karakterini andıran bu kız kim? İşte ekranların ve sahnelerin sevilen isimlerinin küçük bir kız çocuğu olduğu yıllar önceki fotoğrafları geliyor. Şöhret basamaklarını tırmanmadan önce onlar da minik, sevimli çocuklardı. Ünlü güzellerin geçmişe yolculuklarına tanık olacağınız çocukluk fotoğraflarını sizler için derledik. İçimizi ısıtan bu kocaman gülümsemeyle başlıyoruz habere. Gamzeleriyle kim olduğunu belli eden bu küçük kız, günümüzün en güzel oyuncularından Hande Erçel. Kolyesiyle, küpesiyle, kırmızı ojeleriyle, süsünden püsünden ödün vermeyen küçük kız, şimdilerde şarkıları ve danslarıyla ortalığı kasıp kavuran hadise. Dizinde yarası, elinde biberonuyla süt içen bu sarışın masum kız, Serenay Sarıkaya'nın ta kendisi. Şıp diye anlaşılıyor, bu küçük kızın oyuncu İrem Helvacıoğlu oldu. Geçen zaman hiç değiştirmemiş güzel oyuncuyu. Upuzun saçı, beyaz ojeleri ve fiyonklu elbisesiyle karşımıza çıkan şirin kız, güzel oyuncu Burcu Özberk'miş. Here's a simple idea for you. Heavenly music and only for two. Bu koca yanaklı gülümseyen ve bu sinirli bakışlarıyla poz veren küçük kız, geçtiğimiz günlerde kız çocuğu annesi olan Aslı Enver. Tonton, al yanaklı bu bebek ve etek ceket takımıyla hınzır hınzır gülümseyen bu küçük kız, günümüzün en başarılı oyuncularından biri olan Ezgi Mola. Kim olduğunu gamzesiyle ele veren küçük kız, şimdilerde kendisi gibi sevimli iki kız annesi Meryem Uzerli. Kısa saçlı çocukluk fotoğrafıyla Natalie Portman'ın canlandırdığı Matilda karakterine benzeyen bu kız, Çağla Şikel'den başkası değil. Onun şarkı söyleme aşkı küçüklükten başlamış. Sahneye çıkmadığım yıllarda masaya çıkıp şarkı söylediğim doğrudur notuyla küçüklüğünü paylaşan bu isim Ebru Gündeş. Benim gözü kara deliyim, yakarım Roma'yı da yakarım. Ben bulurum, seni yine bulurum, olurum yine senin olurum.
ışıl ışıl parlayan bu mavi gözlü çocukluk fotoğraflarının sahibi Afra Saraçoğlu. Gözlerinin ışıltısından hiçbir şey kaybetmemiş güzel oyuncu. Kim derdi ki bu mavi ilkokul önlüğü ve kendinden emin duruşuyla poz veren küçük Didem Soy'dan gelecekte Türkiye'nin en başarılı mankenlerinden biri olacak diye? Sosyal medya hesabında bebeklik fotoğrafını yayınlayan Büşra Develi küçükken çok tombulmuş. Kendisi paylaşmasa bu tombul bebeğin Büşra Develi olduğuna inanmazdık. Tombul bebek daha. İçten gülümsemesiyle kendini ele veren bu şirin kız Zeynep Bastık. Sana bayılıyorum. Yoldan çıkıyorum. Beren Saat hiç değişmeyen isimlerden. Küçük bir çocukken de, ergen bir genç kızken de, 30'larında bir kadınken de hep sevimli, hep güzel. Sen dünyaya benim kafamı karıştırmaya mı geldin? Sen karşıma deli dengemi bozmak için mi çıktın? Hep ağlamaklı bu bebeklik fotoğraflarının sahibi Gülben Ergen. Anlaşılan küçük Gülben fotoğraf çekilmeyi pek sevmiyormuş. Lay lay lay. İlkokula başlama heyecanıyla yüzünde uçuk çıkmış mutsuz kız ve deveyle oynayan bu sevimli kız Özge Özpirinççi. Güzel oyuncunun hayvan sevgisi küçük yaşlarında başlamış. Kendisinden büyük pembe montlu sevimli kız ve şaşkın bakışlı bu küçük kız şimdilerin gözde oyuncularından Demet Özdemir. Bu küçük kızın o zamanlardan belliymiş ileride çok güzel bir kadın olacağı. Sevimli karelerin sahibi güzel oyuncu Tuğba Büyüküstün. Küçüklük fotoğraflarında kızı Maya'ya olan benzerliği dikkat çekiyor. Yeşil gözlü bu küçük kız, güzel oyuncu Hazal Kaya'nın küçüklüğü. Golden, golden, golden as I open my eyes. Afacan bakışlı bu küçük kız, kim dersiniz? Berrak Tüzün Ataç'ın ta kendisi. Verdiği pozla belliymiş, gelecekte çok ünlü bir star olacağı. Bu küçük kız, başarılı şarkıcı Aleyna Tilki. Yetenek yarışmasındaki Bihter taklidiyle nasıl üne kavuştu? İlk rollerinden bugüne nasıl güzellik evrimi geçirdi? Sultanım. Ne zaman ve neden Emel Sayın'a benzetildi? Sarışın, renkli gözlü, bir de hani hafif nostaljik bir saç yaptığın zaman evet benzetmeleri normal. Ne güzel Emel Sayın'a benziyorsam ne mutlu, bana çok beğenirim, çok severim. Aşk evliliği yapıp düğünü ve gelinliğiyle nasıl kıskandırdı? Evlenmediğin biriyle evlilik alman çok bence zaten yani sağlıklı bir evlilik olmayacağını Ekranların ve sinemanın güzel sarışını Burcu Biricik'in tüm bilinmeyenleri geliyor.
sonra. Kimisi Müslüm Gürses oldu, kimisi Bergen, kimisi Bursa Bülbülü oldu, kimisi pop yıldızı. İşte oynadığı rol için şarkıcı olan başarılı oyuncular. Gel ya da git. İtirazımlar bozar bütün kaderler. Bir gece masalında bir özgür fani. Tazımda sakızı şişirip şişirip arsız arsız patlatıyor. Kimi rol için arabeskin babası oldu. İtirazımlar bu sonsuz kederler. Kimi acıların kadını. Mahşemde olsa bile. Kimi rolü için Bursa'nın bülbülü oldu. Aşkımı bilmesin günahını. Kimi sahnelerin renkli kadını. Sen benim tek sevgilim. Aslında oyuncular ama rolleri için şarkıcı oldular. İşte o isimler. Onlar oyunculuktaki başarılarını müzikteki yetenekleriyle birleştirerek izleyiciyi etkileyici performanslarıyla büyüleyen isimler. İşte rolü için şarkıcı olan oyuncular geliyor. Ünlü şarkıcıların hayatlarının anlatıldığı filmlerde sanatçıları oynamaktan çok resmen yaşatan isimlerle başlıyoruz. Farah Zeynep Abdullah oyunculukta olduğu kadar müzikte de başarılı. Bunu ilk olarak Unutursam Fısılda filmindeki performansıyla gösterdi ve söylediği şarkılar milyonlarca dinlenme aldı. Ben de delirebilirdim, yoldan çıkabilirdim, yapmadım, kıyamadım sana. Hep keyfini beklerim, yollarını gözledim, bir küçük kıvılcım istedim. Şarkıcı rollerini seven Farah Zeynep Abdullah, Bergen'in hayatının anlatıldığı filmde kendi sesini kullanarak söylediği şarkılarla müziğe olan yeteneğini kanıtlamış oldu. Perişan ettin beni, yaktın bu genç yaşımda. Mahşerde olsa bile, ilk elim yakanda. Mahşerde olsa bile. Müslüm filminde arabesk müziğin babasına hayat veren Timuçin Esen, başarılı arabesk performansıyla gönüllerde taht kurdu. İtirazımlar bozar bütün kaderler. İtirazım var bu sonsuz kederler. Yüreğim cilvesine, hayatım sillesine. Dertlerin cümlesine itirazım var. Aramızdan ayrılan Dilberay'ın acılarla dolu yaşam öyküsünün anlatıldığı filmde sanatçıyı canlandıran Büşra Pekin seslendirdiği türkülerle acıyı derinden hissettirdi. Keşke Merk ölmeseydi. Keşke kesileydi elim kolum. Yaşta hayatını kaybeden şarkıcı Barış Akarsu'nun hayat hikayesinin anlatıldığı filmde İsmail Ege Şaşmaz Barış Akarsu'yu oynamamış, yaşamıştı. Sürerim buluttan tarlalar.
rol için şarkıcı olup bunu profesyonel olarak devam ettiren oyuncular da var. Onlardan biri Bergüzar Korel. Arzular bir karar oldu, baharımın gülleri soğuttu gönlüm, hicran hasret gamla doldu. Oynadığı dizide şarkıcıyı canlandıran Korel, yıllar sonra birbiri ardına iki albüm çıkardı. Biliyorum ayıracak bu son mektup ikimizi. Bu son mektup koparacak yıllar süren sevgimizi. Biliyorum ayıracak bu son mektup ikimizi. Son mektup koparacak yıllar süren sevgimizi. Yazıp oynadığı her filmde bir müzisyene mutlaka yer veren Ata Demirer, son olarak Bursa Bülbülü filminde piyanist şantör olarak çıktı karşımıza. Kırlandı üç mevsimi yaklaştığında, beyaz amma karacar yanaklarımda. Gönül yarımda, hiç kimse duymasın, aşkımı bilmesin, arzumu bilmesin, günahımı da. Aşkımı bilmesin, günahımı da. Demet Akbağ, Eyvah Eyvah filminde gecelerin bir numaralı sahnesine sahip Firuzen karakteriyle gösterdi şarkıcı yönünü. Demet Akbağ'ın kendine özgü eğlenceli sahne performansı hala hafızalarda. Yalan değil, çok sahici, açık sözlü, harbi değil. Sen benim pek sevgilimsin, tam da dibisin. Türk sinemasının komedi ustası Kemal Sunal, Şaban serisinin en sevilen filmlerinden olan Şabaniye filminde kan davasından kaçmak için kadın kılığına girerek şarkıcı olmuştu ve sesiyle herkesi kadın olduğuna inandırmıştı. Beklemeye tahammül gösterecek mi gönlüm? Ah nasıl yollarına bakacağım kim bilir? Belçin Bilgin, Çalsın Sazlar filminde bir meyhane şarkıcısını canlandırdı. Film için şan dersleri alan güzel oyuncu, naif sesiyle büyüledi. Varsın gitsin tutmam yakını, her köşede bağırlar, ah hoş ver satanasını. Ünlü komedyen Cem Yılmaz, komedide olduğu kadar müzikte de yetenekli olduğunu gösteren oyunculardan. Arif ve 216 filminde yer verdiği pop müziklerle izleyenleri eğlendirdi. Onun arabası var, güzel bir güzel, şoför de var, özel bir özel, bastı mı gaza, gider mi gider, maalesef kurmuyor, onun için hiç mi hiç şansı yok. Cem Yılmaz bir başka projesi olan Erşan Kuner'i de bu kez türkücü olarak çıktı karşımıza. Sildirdim ismini, unuttum cismini, senden sonra herkese saldırdım ben. Sildirdim ismini, unuttum cismini. Salih Bademci kulüp projesinde canlandırdığı sanatçı Selim Songür karakteriyle tam bir star ışığı yaydı. Tacını takar her sabah eksik etmezdi, ışıl ışıl ışıldardı her daim canti. Tuğba Büyüküstün, Gönül Çelen dizisinde çiçekçi kızken hayatı bir anda değişip şarkıcılığa ve sahnelere uzanan bir yolculuğa çıkarmıştı bizi. Sensiz yıllar ard arda sıralansa, aşk bu beni bu hale koysa da, kalbim dursa da, bir şey
Son dönemlerde oyunculuğuyla olduğu kadar oynadığı filmde seslendirdiği şarkılarla müziğe olan yeteneğinden de söz ettiren Pınar Deniz, 10 parmağında 10 marifet olan oyuncularımıza. Demet Evgar'da oyunculukta olduğu kadar şarkıcılıkta da yetenekli oyuncularda. Aile Arasında filminde Ayta Sözeri ile düet yaptığı Yanayım Yanayım şarkısında yaptığı nameler hala kulaklarımızda. Yıktın sen beni. Çukur dizisinde Gazino'da şarkı söyleyen Efsun karakterini canlandıran başarılı oyuncu Damla Sönmez, muhteşem sahne performansıyla şarkıcılıktaki yeteneğini de göstermişti. Sevilip sevmeyenleri sen affetsen ben affetmem. Seda Bakan, Kara Bela filminde bir caz şarkıcısını canlandırdı. Güzel oyuncu sesiyle olduğu kadar görünümüyle de sahneye çok yakıştı. When I'm alone. Bir yetenek yarışmasında Bihter taklidi yaparak şöhrete ulaşan güzel oyuncu Burcu Biricik'in kariyerinin dönüm noktalarını sizler için araştırdık. Yetenek yarışmasındaki Bihter taklidiyle nasıl üne kavuştu? İlk rollerinden bugüne nasıl güzellik evrimi geçirdi? Sultanım. Ne zaman ve neden Emel Sayın'a benzetildi? Saçın renkli gözlüğü, bir de hani hafif nostaljik bir saç yaptığın zaman evet, benzetmeleri normal. Bir güzel Emel Sayın'a benziyorsam ne mutlu, bana çok beğenirim, çok severim. Aşk evliliği yapıp düğünü ve gelinliğiyle nasıl kıskandırdı? Eğlenmediğin biriyle evli kalman çok bence zaten yani sağlıklı. Aynen. Bir evlilik olmayacağını Ekranların ve sinemanın güzel sarışını Burcu Biricik'in tüm bilinmeyenleri geliyor. Ekranların en güzel sarışınlarından Burcu Biricik, 1989 Antalya doğumlu. Antalya güneşi gibi sıcak ve samimi bir isim oldu hep Burcu Biricik. Yıl 2011. Yetenek yarışmasıyla başlayan şöhret hikayesi. Burcu Biricik, yetenek yarışmalarının sektöre armağan ettiği yıldızlardan. 2011 yılındaki Artiz Mektebi programında görmüş ve tanımıştı konu. Neredeydin kaç gündür? Cevap veremeyeceğim. Zaten veremezsin. Yine başlama kavgaya. Kavga mı? Tıpkı kendisi gibi şöhret yarışmalarıyla ünlü olan Beren Saat'in Aşk-ı Memnu'daki bir sahnesini canlandırmıştı o programda. Ben buradan acıdan ölüyorum. Seni delirten şeyin ne olduğunu çok iyi biliyorum. Sustan! Olmaz! Üstelik karşısında Aşk-ı Memnu oynadığı isim ilk Bihter, Müjde Ar'dı. Sonrasında dizilerin aranan yüzü oldu. 2011 yılında Muhteşem Yüzyıl'ın Menekşe Hatunu olarak çıktı karşımıza. Akıllı bir kize benziyorsun.
Sakın ha. Başkalarının aklına uyup yanlış işler yapma. Haşa sultanım. Benim vazifem size hizmet etmektir. Burcu Biricik bu rolüyle yeteneğini göstermişti Hürrem Sultan'ın karşısında. Sultanım. Ben sana çocuklarıma dokunmayacaksın demedim mi? Affedin sultanım. Kendileri saçını örmemi istedi. Diğer cariye nerede? Çaremin. Ne duruyorsun? Getir önüme. Sinemayla 2012 yılında tanıştı. Kedi Özledi filminde izledik Burcu Biricik'i. Bak ben kıymeti çok severim. Bilirsin. Ama şimdi doğru ya da doğru canım. Kıymet sana çok haksızlık etti. Evet. İlk başrol oynadığı Beni Böyle Sev dizisinde oynadığında 2013 yılıydı. Estetik dokunuşlarla yüzü daha güzelleşmiş bir Burcu Biricik vardı karşımıza. Yani siz aynısınız aslında. İkiniz de birbirinizden çekiniyorsunuz. E uzun arkadaşlıkların da sonu bu bir yerde değil mi? Heh, işte ben de o yüzden korkuyorum ya. İşte bu yüzden Sedacığım. Çok geç olmadan ilk adımı sen atacaksın Emel. Duydun mu beni? Üst üste güzel projelerde oynadı. 2013'te sinema filmi İnanç Odası'nda... Bunun bir hesabı olmalı değil mi? Sen mühendis adamısın. Bilirsin. 2014'te Şeref Meselesi dizisinde rol aldı. Al bunları. Bunlar? Bunlar babamın babana imzalattığı senetler. Sevilen filmlerden Bana Masal Anlatma'da oynadığında tüm dikkatleri üzerine çekmişti Burcu Biricik. Burası röportaj için uygun mu sence? Bir de caminin çocuğu var. İstersen oraya gidelim. Orası da sessiz. Sessizlik olarak bir sıkıntı yok. Gayet sessiz de. Hayat Şarkısı dizisiyle milyonların kalbine girdi. Burcu Biricik'in zirveye çıktığı rol 2016 yılında oynadığı Hayat Şarkısı dizisindeki rolüydü. Kerim gitti baba. Ben de işte ne bileyim kendimi biraz kötü hissettim. Sizinle paylaşayım dedim. Nereye gitti? Kenya'ya. Hem drama yönünü hem de eğlenceli yönünü gösterdi bu dizideki rolüyle Burcu Biricik. Ay oğlum. Çık çabuk odadan. Çık şu an çok öfkeliyim bak. Pisliksin sen ya. Yok ol yüzünü görmek istemiyorum. Çık. Sen bir anlatsana sen niye korktun o kadar? 2016 yılında Çok Uzak Fazla Yakın filminde rol aldı Burcu Biricik. Güzel gözlü bir kızın bana verdiği flörü takıyorum. ...2018 yılında Mert Fırat ve Hazar Ergüçlü ile birlikte... ...Her Şey Seninle Güzel filminde rol alan Burcu Biricik... ...yeteneğini bu filmde de gözler önüne serdi. İki yabancı, birlikte ama yalnız. İki yabancı. 2019 yılında Erdal Beşikçioğlu ile birlikte rol aldığı Cicero filminde... ...Amerikan ajan Cornelia Kapp olarak kamera karşısına geçti. Ich denke, der Mann, den wir suchen, heißt Cicero. Türkiye de savaşa girecek. Girmeyecek. Neredeler? Bu işten sağ çıkmayacağını biliyorsun değil mi? O filmdeki görüntüsüyle Emel Sayın'a benzetilmiş ve bu benzetmeyle ilgili Show TV'ye bakın neler söylemişti. Saçın, renkli gözlüğü, bir de hani hafif nostaljik bir saç yaptığın zaman evet benzetmeleri normal. Ne güzel Emel Sayın'a benziyorsam ne mutlu, bana çok beğenirim, çok severim. Güçlü kadın rolleriyle adından söz ettiren Burcu Biricik, 2019 yılında Barış Arduç'la Kuzgun dizisini çekti. Okumak isteyeceğiniz başka okullar vardır. Gitmeyi de seçseniz, kalmayı da seçseniz, istediklerinize varabilmeniz için yepyeni bir çatınız olsun istedim. 2020'de İnsanlar İkiye Ayrılır filminde rol alan güzel oyuncu, 2021 yılında oynadığı Camdaki Kız dizisiyle oyunculuğunun zirvesine çıktı. Yakınlaşmazsan, uzak durursan adam ne yapar? Ne yapar? Gider. Tabii haklısın. Öyle olmamalı. Yani olmasın.
Neticede dediğin gibi evleneceğiz. Burcu Biricik'in dijital platformda yer alan dizisi Fatma da başarılı oyuncunun alkış aldığı projelerden biriydi. Söyle bakalım hanginizin gücü yeter bu adamları indirmeye? Sen kendinin farkında mısın? Sen kim olduğunu biliyor musun Fatma Yılmaz? Senin ne işin var o adamlarla? Temizlik. Emre Yetkin'le aşkı, evliliği ve düğünü. Burcu Biricik, özel hayatıyla da ünlüler dünyasının örnek isimlerinden. 2016 yılında reklamcı Emre Yetkin'le evlendi Burcu Biricik. Ama bence bir sesini tutmam lazım değil mi? Burcu Biricik. Emre Yetkin. Bu anın çok kıvrısını yapmıştık. Muhteşem bir düğünle evlenmişti Burcu Biricik. Masalsı düğünü hala hafızalarda. Burcu Biricik'in aşka bakış açısıysa çok romantik. Ömür Sabuncuoğlu'yla Cicero filminin sohbeti sırasında filmin fragmanında da yer alan bir cümleyle ilgili yorum yaparken aşka bakış açısını da göstermişti Burcu Biricik. Fragmanda bir cümle var, yani bir kadın için, bir aşk için hayatını alt üst eden bir adam var. Evet. Sen yapar mısın? Yaparım evet, yani hani aşk benim hayatımda önemli bir şey ve yapabilirim. Bir kadın için hayatınızı riske atıyorsunuz. Aşk desem inanacak mısın? Evlendiği ve eğlendiği bir ilişki yaşıyor Burcu Biricik. Eğlenmediği biriyle evlenemeyeceğini Hazar Ergüçlü ile birlikte Show TV'ye verdiği röportajda şu sözlerle vurgulamıştı. Eğlenmediğin biriyle evli kalman çok bence zaten yani sağlıklı bir evlilik. Aynen. Hele ki böyle ötekileştirici bir ayrım yapan birisiyle bir gün beraber olmak işkence demektir sevgili kadınlar. Burcu Biricik'in bilinmeyenleri. Burcu Biricik, hayata genel bakışıyla eğlenceli ve keyifli bir isim. Kısa sorulara verdiği kısa yanıtlarla bunu bakın nasıl göstermişti. Beni en çok ne güldürür? Yemek. Ne güldürür? Bilmem, ben kolay gülebilen bir insanım. Her şey güldürebilir. Aşk benim için gülmek demek, keşfetmek demek, eğlenmek demek, bir sürü şey demek. Yiyecek. O kadar var ki her şeyi sayabilirim. Dondurma, meyve, sonra salata, bütün yemekler, hepsi. Hayır diyemeyeceğim çok şey var ama galiba en fazla tükettiğim şey, dolabımda sürekli olan şey dondurma. Gülen yüzü, yeteneği ve samimiyetiyle renkli dünyanın parlak isimlerinden Burcu Biricik. Onu ekranda ve sinemada izlemek büyük keyif. Love you till you're satisfied. Nilüfer'den sahnede Sezen Aksu esprileri. Sezen Aksu sizinle ilgili bir şey söylemişti. Umarım beni çekiyorsunuzdur arkadaşlar. Ne dedi? Ne dedi? Nilüfer soğuğa hiç dayanamaz. Evinin duvarındaki televizyon için bir delik açtırmışlardı. Oradan gelen soğuktan hassasiyet duydu. Yok artık. Çüş o deliği yani. Tekrar kapattığını demişti. Nilüfer, yakın dostu minik serçe Sezen Aksu'yu nasıl ateşli serçe ilan etti? Sezen de yanar hep. Evet, öyle. Şey, yanar bir durum. Sürekli elinde vantilatörle geziyor. O öyledir, ateşli. Çok ateşli. Fazla ateşli. Tersoy'dan Tarkan'a, Müslüm Gürses'ten Emrah'a, Ata Demirer'in en iyi taklitleri. Bu bölgeye acı çektirmek istiyor. Buraya baktığı zaman burası acı çeker. Böyle yapıyor.
Ya diyor Müslüm Hoca diyor, I want to diyor, single diyor, estağfurullah falan yapıyor. Allah Allah, elimi öptü falan. Koca İngiliz böyle mavi abi, gözler çipil gibi. Marilyn Monroe'dan Neşe Karaböceği, Nükhet Duru'dan Ajda Pekkan'a, Sezen Aksu'nun en unutulmaz performansları. Artık sevmeyeceğim. Bütün kabahatim benim. Gerek mahmure, rastlıkça gerek mahmure. Sen de yaz yaz yaz, bir kenarda yaz bütün sözlerimi. Çağlar Çorumlu mu, Ata Demirer mi, en iyi Zeki Müren taklidini kim yapıyor? Nasıl olur bu? Bu kostümün daha provası yapılmadı. Hastane bahçesinden sonbahar yaprakları tek tek düşerken intiharının eşine geliyor o. Kıvanç Tatlıtuğ, Aras Bulut İynemli, Gonca Vuslateri ve sürpriz isimler. İşte ünlüler dünyasından en eğlenceli taklitler. Az sonra... Hülya Avşar'dan Nilüfer'e, Ajda Pekkan'dan Edis'e, İstanbul geceleri ve caddeleri pek hareketliydi bu hafta. İşte ünlülerden son haberler. Gündüzüyle, gecesiyle İstanbul'un her yerindeydi kameralarımız. Uygur kardeşler alışverişte. Yıllar geçse de hala formda görünüyor Süheyl ve Behzat Uygur. Harika gözüküyorsunuz bu arada. Fena değil, kendimize bakıyoruz. Belli o bayağı belli. Bir de şey, bu oyunlar bizim antrenman, spor gibi oluyor. Her gösteride bir buçuk veriyoruz değil mi? Veriyoruz. Kısa bir tatilin ardından tiyatroya devam ediyor abi kardeş. Biraz tatil yaptık. Şimdi yine... Çok yoğun bir çalışma temposu. İki kişilik müzikli gösterilerinin bir avantajı da ikiye bölünebilmeleri. İki kişilik gösteri ya, mesela atıyorum ben kaçırdım diyelim mesela. O gün atladım, Behzat tek başına yapar. Veya tam tersi ben tek başıma yaparım yani. Şey, tiyatro oyunu gibi değil. Rizal Çelik Ercan mesela ne yapıyor? Evet. Üç kişiler ya onlar. Ne yapıyorlar? Onu Ercan'a soruyor. Onu bir Ercan'a soruyor. Biz yani iki kişiyiz, biz idare ederiz yani. Mesela üç kişiler farklı farklı yerlere giderse... İstanbul Festivali renkli konserlerle devam ediyor. Festival kapsamında sahneye çıkan Bedük, hareketli şarkılarıyla sevenlerine eğlenceli bir gece yaşattı. Festivalin yıldızı Ajda Pekkan oldu. Süperstar dinleyicileri kostümü, sesi ve sahne performansıyla bir kez daha büyüledi. Bir başka gününde Edis çıktı dev sahneye. Yakışıklı popçu ışıltılı sahne kostümü, dansları ve hareketli şarkılarıyla unutulmaz bir gece yaşattı sevenlerine. Müziğin dev ismi Nilüfer'in açık hava konserindeyiz. Alkışlarla başlıyor konserine. Dile kolay, tam 51 yıldır sahnelerde Nilüfer. 51 yıldır şarkı söylüyorum. 1972 yılından beri şarkı söylüyorum. Ama hala genç göründüğü tartışma götürmez bir gerçek. Canım orası öyle, ruhumuz genç ya diyor ya şarkıda. Hakikaten ruh asla yaşlanmıyor. Ben 25 yaşındayım, onu söylüyorum. Evet. Hiç yaşlanmaya da niyetim yok.
bir yaş testi yapıyor konserin başında. 40 yaş ellerini kaldırsın. Ay yaşasın, 40 yaşındakiler beni seviyor. 30 yaş. 30'lar da beni seviyor. Şimdi en tehlikeli sorum, 20 yaş. Tamam, 20 yaşta beni seviyorsa 10 yıl daha garanti buradayım. Nilüfer konserinin sadece Show TV'de izleyeceğiniz çok özel görüntülerinde sıra. Bir hayranı Nilüfer'e Sezen Aksu ile ilgili anısını hatırlatıyor. Bir dakika. Şeye kadar duydum. Süperstar şovuna Ajda Pekkan'ın Sezen Aksu gelmişti sonra. Ve Sezen Aksu sizinle ilgili bir şey söylemişti. Umarım beni çekiyorsunuzdur arkadaşlar. Ne dedi? Ne dedi? Nilüfer soğuğa hiç dayanamaz. Evinin duvarındaki televizyon için bir delik açtırmışlardı. Oradan gelen soğuktan hassasiyet duydu. Yok artık. Çüş o deliği yani. Tekrar kapattırdı demişti. Nilüfer ve hayranı arasında geçen Sezen Aksu diyaloğu çok eğlenceli. O kadar da değil ama ben hakikaten sıcağı seven bir insanım. Sıcak severim, Sezen de yanar hep. Evet, öyle. Yanar, şey, yanar bir durum, sürekli elinde vantilatörle geziyor. O öyledir, ateşli, çok ateşli. Gümbür gümbür sesiniz çıkıyor ve hiç vantilatörler yanmıyor ve hava ateş gibi şu an yani. Gerçekten sıcağı seviyorsunuz. Ben sıcağı severim. Bu hava mı? Bu sıcak mı? Nilüfer konseri dillere dolanan şarkılarla devam ediyor. Nilüfer sahnede mini bir yetenek avcılığı da yapıyor. Farklı bir şey yapacağız. Ben bunu ilk defa Kuşadası'nda yaptım. Çok da hoşuma gitti doğrusu, pek bir eğlendik, çok da güzel oldu. Şimdi böyle sesine güvenen birini sahneye almak istiyorum. Sahneye fırlayıp gelen Tuğba Hanım hayallerini kurmuş bu anın. Aynada mı? Evet, aynada baktım. Şaka yapıyorsun. Sahneye çağırdınız. Ne zaman bu şaka? Nerede çağırdın? Öyle hayal ettim. İşte Nilüfer ve hayranının söylediği o şarkı. Konserin ikinci bölümünde Nilüfer mavi kıyafetiyle sahnede. Şarkısı ise kıyafetine çok uygun. Hülya Avşar'ı bir mekan çıkışında görüntülüyoruz. Geçtiğimiz günlerde Avşar kızının milyonluk reklam anlaşması imzaladığı konuşulmuştu. İddiaları soruyoruz. İş anlaşması yapıldı yazıldı. Onlara girmeyelim. Çok ayıp öyle şeyler. Eski eşi Kaya Çilingiroğlu'nu geçtiğimiz günlerde kız arkadaşıyla görüntülemişti kameralarımız. Kaya Çilingiroğlu'nun aşk hayatıyla ilgili esprili bir cevap veriyor Hülya Avşar. Kaya Bey de geçen hafta yeni bir aşka başladı. Siz gördünüz mü? Ya Kaya başlamazsa şaşırır zaten. Başladığına niye şaşırıyorsunuz değil mi? Peki, Allah Allah. Tebrik ettiniz mi kendisini? Ay tabii ne demek o? Ne demek? Başımızın üstünde yeri var. Çok iyisin. Aile kalabalıklaşıyor. Hadiseyi İstanbul gecelerinde bir mekan çıkışında görüntülüyoruz. Acelesi var sanırız. İki kelime edip hızla ilerliyor. Akşam merhabalar.
İyi akşamlar. Nasılsınız? İyiyiz. İnanın. Araba burada. Afiyet olsun. Teşekkür ederiz. Nasılsın? Kolay gelsin arkadaşlar. Çok kolay yoğun sahneniz var. Sahneyle ilgili konuşalım, sahnelerle ilgili. Teşekkürler. Bay bay. Hande Doğan Demir'le reklam yüzü olduğu markanın lansmanındayız. Reklamlar, filmler hep işlerle dolu güzel oyuncu. Bunun yanında aşka da vakit ayırıyor mu acaba? Annem, sizi görüyoruz. Ya kız arkadaşlarınızla vakit geçiyorsunuz, ya ticarete atılmış görüyoruz, ya da sete çıkıyorsunuz. Ya siz özel hayatınızda nasıl vakit ayırıyorsunuz? Şimdi aşk işim. Gerçekten öyle bu arada. Yani çok yoğun böyle bir tempoda. Özellikle bu iş hayatımda yeni ve bilmediğim bir dal ama çok da meraklı oldum. Bütün zamanımı aldı. Bir yandan oyun var. Evet, yine yeni sezonda oyunumuza devam edeceğiz. Valla ben böyle çalışırken mutlu olan bir insan olduğum için çok keyfim yerinde şu an. Ya yorgunluk olunca tabii ki de, yani stres olduğu zaman ya böyle birisi de olsa yanımda dertleşeyim dediğiniz olmuyor mu? Ya tabii ki olur. Herkes için olur. Olursa zaten olur ama olur. Yani şu an yok. Ben de iyiyim. Keyfim yerinde. Olursa da hep beraber zaten görürsün. Yok canım, artık siz de beni tanıyorsunuz. Bir sevgili kriteri var mı peki Hande Doğan Demir'in? Kriterleri oluyor bazı oyuncular. Diyorlar ki sektörden birisiyle olmaz, sektörden birisiyle olur ya da tam tersi. Hiç öyle büyük konuşmalara inanmıyorum. Hayat bu, hiç bilemezsiniz. Yani kimin nasıl hayatınıza gireceğini. O yüzden ben bütün hayatımdaki her konuda bütün harika ve hayrım olan tüm olasılıkları açığım yani. Öyle diyeyim. Sinem Ünsal yalnız bırakmamış arkadaşı Hande Doğan Demir'i. Güzel oyuncunun fit görünümünün sırrı basitmiş. Yemiyorum arkadaşlar diyormuş. Sağlıklı besleniyorum. Çocukluğumdan beri bu bende bir alışkanlık. Spor yapıyorum düzenli. Ekstra bir şey yapmıyorum. Yani böyle zorlanmadan kendime bunu zaten alışkanlık edindim. Geliyoruz malum konuya. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada meslektaşı Berk Cankat'la el ele fotoğrafları paylaşılmıştı. İşin aslını Sinem Ünsal'dan öğreniyoruz. Bir sosyal medya sayfasında bir fotoğraf paylaşıldı ve yeni aşk yeni aşk diye yazılmaya başlandı. Biz sizden öğrenmek istedik. Berk Bey'le bir ilişki içerisindesiniz. Evet, yani bugün öyle bir şey siz de öğrenmiş oldunuz. Yeni mi denir bilmiyorum ama birbirimize değer veriyoruz. Tatlı tatlı böyle bir şeye başladık. Evet. Yeni derken bir iki aylık bir altı süre ay. Süre vermek istemiyorum. İyiyiz, mutluyuz, merak etme. Yok, zaten gözlerden uzak geçiyorsunuz. Kadıköy tarafında zaten o fotoğraf. Allah Allah, her şeyi daha kimse. Ama yine de kaçamıyoruz maalesef. Berk Cankat'la ilişkisinde çok mutlu ve huzurlu hissediyormuş Sinem Ünsal. Berk bana çok iyi geliyor. Ben de ona iyi geliyorum herhalde ki beraberiz. Tatlıyız, huzurluyuz. İyi gidiyor her şey. Ya farklı setlerde, aynı setlerde de yer almadınız. Setle alakası yok. Yani biz birbirimizi zaten tanıyorduk. Ondan sonra biraz daha iletişimimiz arttı ve birbirimizi tanımaya başlayınca da ilişkimiz başladı. Yusra Geyik de lansmana katılan isimlerden. Erkek arkadaşınızla fotoğraflarınız yayınlandı denildiğinde kafa karıştırıcı cevaplar veriyor güzel oyuncu. Tatilde de fotoğraflar paylaşıldı, evet. Erkek arkadaşınızla birlikte tatil yaparken diye. Doğru mu? Hayır, erkek arkadaşımla fotoğraf paylaşmadım. Evet, tatilde fotoğraf paylaşıldı. Evet. Engin fotoğraf paylaşılmadı, fotoğraflar çıktı. Kızıştırıyorsun. Evet. Öyle bir şey olmadı. Sosyal medyada. Bence bir güne bir aşk haberi yeter. İkincisine hiç gerek yok. Öyle bir şey yok mu yani hayatınızda? Yalnızsınız. Hayır, yalnız değilim. Beraber tatil fotoğrafları. Beraber tatil fotoğrafları yayınlamadık. Yayınlamadınız ama ortaya çıktı diye, o zaman düzeltelim biz o zaman, bizim hatamız. Estağfurullah. Bilmiyorum, ortaya da çıkmadı ki öyle bir şey ya. Fotoğraflar çıktı. Ha, Bozcaada'da. Fotoğrafta değil yani. Neymiş? Karikatür. Fotoğraf mıydı? Arkadan yürürken. Ha evet evet, tamam evet tamam evet, öyle bir şey. Evet efendim, çıkmış. Cenazede üzücü itiraf. Hülya Koçyiğit, Safa Ünal'ın cenazesinde hastalığını ilk kez açıkladı. Yakın arkadaşları Türkan Şoray ve Serdar Gökhan nasıl üzüntüye boğuldu? Oha diye bir hastalık. Kimde var? Ben. Az sonra. Taklit başlı başına yetenek isteyen bir şey. Bu yeteneğini çok iyi sergileyen ünlüler var. İşte Ata Demirer'den Sezen Aksu'ya ünlülerin taklit yetenekleri. Bülent Ersoy'dan Tarkan'a,
Müslüm Gürses'ten Emrah'a. Ata Demirer'in en iyi taklitleri. Bu bölgeye acı çektirmek istiyor. Buraya baktığı zaman burası acı çeker. Böyle yapıyor. Ya diyor Müslüm Hoca diyor, I want to diyor, single diyor, estağfurullah falan yapıyor. Allah Allah, elimi öptü falan, koca İngiliz böyle mavi abi, gözler çipil gibi. Marilyn Monroe'dan Neşe Karaböce'ye, Nükhet Duru'dan Ajda Pekkan'a, Sezen Aksu'nun en unutulmaz performansları. Artık sevmeyeceğim, bütün kabahatim benim. Gerek mahmure, rastlıkça gerek mahmure. Sen de yaz, 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 bir kenarda yaz bütün sözlerimi. Çağlar Çorumlu mu, Ata Demirer mi, en iyi Zeki Müren taklidini kim yapıyor? Nasıl olur bu? Bu kostümün daha provası yapılmadı. Hastane bahçesinden sonbahar yaprakları tek tek düşerken intiharının eşiğine geliyor o. Kıvanç Tatlıtuğ, Aras Bulut İynemli, Gonca Vuslateri ve sürpriz isimler. İşte ünlüler dünyasından en eğlenceli taklitler. Ata Demirer şöhretini çok iyi yaptığı taklitlere borçlu. Ünlü şovmenin Bülent Ersoy taklidi unutulmaz. Bu bölgeye acı çektirmek istiyor. Buraya baktığı zaman burası acı çeker. Böyle yapıyor. Küstüm esmer beyaz mara. Küstüm esmer. Kamerinin konserden çıktın hemen anlarsın. Mithat nasıldı bize? Bay 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 bay. Son dönemde Tarkan taklidini de başarıyla yapıyor ünlü şovmen. Bir şey geleceğini hissediyorsun zaten. Şey başlıyor böyle. Yallah, yallah. Acıları bana yallah. Dertleri bana. Bana yakışıyor bak, ben yapınca kurbanlık dana. Ata Demirer'in en eski taklitlerinden biri rahmetli Müslüm Gürses'in taklidiydi. Çok başarılıydı Müslüm Gürses taklidinde Ata Demirer. Ya diyor Müslüm Hoca diyor, I want to diyor, single diyor, estağfurullah falan yapıyor. Allah Allah, elimi öptü falan, koca İngiliz böyle mavi abi, gözler çipil gibi. Şimdi buradan da o mazi bir analım. İngiliz bir elçimize de saygı sevgi gönderelim. Neydi eski günler diyelim. Bir İngiliz parçası vardı, İngiliz bozla. Hangisi o bakayım? Çalın bakayım, çal. It's so loud. Kiss me my darling, and so lush. Kiss me my love, it's summer, but summer. Ata Demirer'in eski gösterilerinde yaptığı Emrah taklidi de oldukça komikti. Benziyor muyum abi dedim. Benziyorsun dedi. Benziyorum tabii dedi. Dükkandan bir çıktım Emrah. Üzerimde böyle gereksiz bir acı. Sırtımda biri oturuyormuş gibi. Ya müzik duyuyorum böyle. Yanayım. Duvara baksam acı fışkıyor böyle. Bu nasıl? Günlük konuşmalarım bozulmaya başladı ya. Merhaba bakkal amca. Sen de benim gibi yalnızsın değil mi abi? Yok, ben salam kesiyorum, karım bekliyorum. Okula giderken falan hep Emran böyle. Yaralıyım, yaralı. Öğrenci bileti verir misin abi? Taklidi en çok yapılan ünlülerin başında Sezen Aksu geliyor. Sezen Aksu'yu çok kişi taklit ediyor ama Gonca Vuslateri'nin performansı bir başka. Ama taklidi yapılan Sezen Aksu'nun taklit performansları da görülmeye değer. Minik Serçe, Marilyn Monroe taklidinde çok başarılı. Görüntü 1993 yılında. So
Sezen Aksu yıllar önce yaptığı sahne şovunda şahane taklitlere imza atmıştı. İşte o şovdan Sezen Aksu'nun sesinden Neşe Karaböcek, Nüket Duru ve Ajda Pekkan taklitleri. Artık sevmeyeceğim. Bütün kabahatim benim. Ne karar almasam boş, ne karar yalmasam boş. Sana dönmeyeceğim. Bitsin artık bütüle. Çekime bile bile. Gerek mahmure, rastlıkça gerek mahmure. Yaşar yuvara kuş gibi sek 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 gerek mahmure. Ben sen de yat 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 bir kenarda yat bütün sözlerimi. Yanılırsam çık karşıma göster kendini. Belki zaman teker teker seninle aklımda. Anlasın ya boşuna geçmiş bunca zaman. Taklit dünyasının yetenekli isimlerinden biri de Sefa Doğanay. Yıldız Tilbe taklidinde çok başarılı ünlü şovmen. Güzelliğinizi niye borçlusunuz? Kimseye borçlu değilim hayatım. Borç almasam da öderim. Borcu borçla kapatanlar bence güzel insanlar. Borç kamçının yiğididir diye düşünüyorum. Ben mesela bazen borçlu çıkmak için selam veririm yani. Anlatabiliyor muyum? Sefa Doğanay, Kadırgalı Aysel yani Seda Sayan taklidini de çok iyi yapıyor. Git git korona, Allah aşkına. Bir dünya kurdum karantinada. Yanarım şimdi senle yara. Yanarım şimdi senle korona. Ekranların en tanınan isimlerinden Profesör Doktor Canan Karatay'ın Sefa Doğanay tarafından yapılan taklidi de mükemmel. Hocam. Buyurun. Ya ben ekmek yemiyorum, sizi dinliyorum ama kilo alıyorum, sebebini bilmiyorum. Siz şimdi ekmek yemiyorum diyorsunuz ama pirinç de yemeyeceksiniz, bulgur da yemeyeceksiniz, buğday da yemeyeceksiniz, siyez buğdayı da yemeyeceksiniz. Arpa da yemeyeceksiniz, yulaf da yemeyeceksiniz, patates de yemeyeceksiniz, mısır da yemeyeceksiniz. Bir başka ünlü profesörümüz olan tarihçi İlber Ortaylı'nın taklitleri de eğlenceli. Cem Yılmaz'dan dinlemiştik ilk olarak İlber Ortaylı'yı. Yani o yani şeyi... Ya, sen geldin şey dedin. İstemedim anladın. Sen ya. Şey dedin. Beni konuştu. Ya İlber Hoca'nın şöyle bir kalıbı var. Söylemeden edemeyeceğim. Bir de birazcık arkasını döner. Anlatıyor harfi. Anlatıyor. Yani ondan sonra neticede Barbaros Hayrettin diyor. Konuşturmayın beni şimdi diyor. Ama hocam 1,5 saattir konuşuyorsun. Ata Demirer'in İlber Ortaylı taklidi de oldukça eğlenceli. Hayır. 2-3 dil bilen adamlar enteresan. Bunu öğrenmeleri lazım. Herkesin bunu öğrenmesi lazım. İbrahim Tatlıses'in en başarılı iki taklidi iki büyük oyuncudan. Uğur Yücel yıllar önce sahne şovunda İbrahim Tatlıses'in taklidini yapıyordu. Kalbimdeki tatlı sızı, sensin şu gönlümün yazı. Bakışların öyle güzel, öldürüyor beni nazı. Bugünlerde herkes İstanbul'da olmak istiyor, İstanbul'un nereli olduğunu çıkaramıyor. Yani böyle bir karışık, böyle bir çelişik. Şimdi bu İstanbul hepsi be acayip. Hepsi benim türküleri dinliyor, hepsi benim kasetleri dinliyor. Ondan sonra diyorlar İbrahim Tatlıses kırıl. Şaşırtıcı bir isim de sıra. Yasemin Yalçın da yıllar önce çıktığı programda böyle İbo taklidi yapmıştı. Belki de dilimden bu şarkı düşmez. Dilim söylese de gönlün hissetmez. Türkiye'nin en başarılı oyuncularının yaptığı taklitlerle devam edelim. Kıvanç Tatlıtuğ oynadığı bir dizide Cem Yılmaz'ın stand-up gösterisindeki bir espriyi taklit etmiş ve güldürmüştü. Ay yavrum. Ay yavrum. Ay yavrum. Nasıl rahat geldiniz bir köprüden? Nasıl rahat geldiniz bir köprüden? Nasıl rahat geldiniz bir köprüden? Aras Bulut İynemli oynadığı dizilerde diğer karakterleri taklit ediyor ve senaryoya renk katıyordu. Evlat! Canım kurban babam! Şunu bileydin kebapçı Celal. Selam ben geldim artık buralar benim canım kurban diyeceksin. Seni Yusuf'a bırakır mıyım ben?
Ben yakalayacağım seni kebapçı. Bu kılısın. Geçmiş olsun Berat. Gel hadi. İrem Sak yıllar önce Güldür Güldür'de Aleyna Tilki'yi taklit ederek dikkat çekmişti. Yüreğimi toz buz ettin sen. Aşkı çizgi film mi sandın sen? Kalbim peluştan prensestim ben. Oysa prens değil kurbaydın sen. Bu kadar da olmaz yani. Çok abarttın yettin gari. İyice sinir ettin yani. Kızacağız sana everybody. Zeki Müren, müstesna kişiliğiyle gönüllere taht kurmuş bir isim. İşte sanat güneşinin taklitlerinden biri. Kenan Doğulu, Zeki Müren'in anıldığı bir konserde sanat güneşini kısa da olsa taklit etmişti. Yalnızım, ben yalnızım, yalnızım. Taşa geçer, kendime geçmez. Ben yalnızım, ben yalnızım, yalnızım. Çağlar Çorumlu, Arif ve 216 filminde Zeki Müren'i oynamış ve sanat güneşini ne kadar iyi taklit ettiğini göstermişti herkese. Pardon? Nasıl olur bu? Bu kostümün daha provası yapılmadı. Küstah! Hain! Sinirlerime hakim olacağım. Periz yemeğimi hazırlayın. Daha sauna alacağım ve herkes gibi ilaçlarımı alıp yatacağım. Ve Ata Demirer, usta komedyen Sezen Aksu ile yaptığı sahne şovunda Zeki Müren'i başarıyla taklit etmişti. Minik kurban, kuyruğum nerede? Bravo. Kuyruğum yok. Yok efendim, itiraf. Kuyruğum yok. Yok efendim, ne acı değil mi? Yüzerim derede. Durun efendim, durun lütfen, rica ederim minik serçe. Şimdi derede yüzmeden önce bazı olaylar var. Yani kurbağa ambulansla gidiyor. Hastane bahçesinden sonbahar yaprakları tek tek düşerken intiharının eşiğine geliyor o. Kuyruğum nerede? Sibel Can bir zamanlar Hülya Avşar'ın ikonik klibini taklit etmişti show programında. Uzun olacak besbelli biliyorum. Lodos fırtınaları kopacak yine ta derinlerde bir yerde. Yıllar öncesi Meltem Cumbul sahnelerin ünlü ismi Nükhet Duru'nun meşhur dansını böyle taklit ediyor. Oyunculuğu kadar taklit yeteneğiyle de adından söz ettiren Salih Bademci, Bülent Ersoy'u taklit etmişti çıktığı programda. Dijitalde oyuncular aslında bitme noktasına gelmedi. Ben çok üzülüyorum. 2,5 saat her hafta çalış 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 yerine güzel. Haftada 40 dakika izle izle geç. Olgun Şimşek'in yıllar önce Ferdi Tayfur'un yanında yaptığı Ferdi Tayfur taklidi de süperdi. Ne oldu Allah'ım ne oldu? Arayıp beni buldu. O da senin kulundu. Yaktı beni. Ne oldu Allah'ım ne oldu? Arayıp beni buldu. O da senin kulundu. Yaktı beni.
yaktı beni, yaktı beni, yaktı beni, yaktı beni. Sosyal medyanın genç yeteneklerinin taklitleri de görülmeye değer. Ozan Varol, Melis Sezen'in ilginç ödül konuşmasını böyle taklit etmişti. Günlerdir ne konuşacağımı düşünüyorum, buraya çıkınca ne yapacağımı düşünüyorum ve hiçbir şey bulamıyorum. Galiba sadece teşekkür edip çıkacağım. Kusura bakmayın lütfen. Çok heyecanlıyım. Bunu tutuyorum çünkü elimde şu an. Çok heyecanlıyım, kusura bakmayın lütfen. Ve... artık inmem lazım sanırım. Ekibimiz... Ben galiba artık inmeliyim ya şu an. Genç oyuncu Cansu Karaca çıktığı programda yaptığı taklitlerle adından söz ettirmişti. Karaca, Serenay Sarıkaya, Meryem Uzerli ve Hazal Kaya taklitlerinde çok başarılıydı. Kusura bakma ama yani bunları daha önce konuşsaydık bence. Ya ne alakası var ya, Deniz, insanlıktan çıktım. Ya günde 12 saat çalışıyorum ben. Ya sen söyle o zaman kendimi nasıl göstereceğimi. Ya arkadaşlar ya kusura bakmayın gerçekten yani bundan sonra ya evet yeni bir projem var ama işte yani yok yok gerçekten biraz daha sahneye ilahi adalet tecelli edecek zaten Mahidera. Ya şöyle ki biz daha önce de zaten biliyorsunuz Antalya'da da Altın Portakal'da da bir jüride ben görevdeydim geçenlerde. Gerçekten harika bir gece oldu. O kadar gelen herkese çok teşekkür ediyorum. Zaten genelde hep böyle konuşurum. Çok böyle. Yani benim genelde hareket dinamiğim budur. Gerçekten herkese çok teşekkürler. Çok sağ olun. Bülent Ersoy'un eğlenceli anları, Deniz Sekin'in sahnedeki gözyaşları, Sibel Can'ın Tekirdağlı ikizi. Magazin tarihinde 20 yıl öncesine gittik ve ünlülerin o zamanki görüntülerini sizler için derledik. Bülent Ersoy'un genç damat aradığı yıllar. Gel kayınpederciğim. Deniz Sekin'in sahnede gözyaşlarını tutamadığı yıllar. Ama ya. Önümüzde Sibel Can'ın Tekirdağ'da ikizini bulduğu yıllar. Benziyoruz maşallah. İkiziz. Seda Sayan'ın ayaklarını paylaştığı yıllar. Ayağımı da göstermiş oldum bu arada. 38'dir ama ben 39 ayakkabı giyerim sıkmasın diye. İlginç haberler, çarpıcı görüntüler. Magazin tarihinde 20 yıl öncesine yolculuk. Bülent Ersoy'un genç damat aradığı yıllar. Bülent Ersoy Kıbrıs'a konser veriyor. İddialı bir kıyafeti var divanın. Hatta eteklerini toplaması için adam bile tutulmuş. Boş yere mi? Bülent Ersoy yine formunda o gün. Seyircilerin arasına giriyor ve genç damat arıyor. Kaç yaşındasın yavrum? 60. Şöyle 27, 30, 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 Deniz Sekin'in hem sesi hem de özel hayatıyla sahnede fırtına gibi estiği yıllar. Çıktığı konserde gözyaşlarına boğuluyor Deniz Sekin. Ağlama ya. Deniz Sekin'in masal şarkısını söylerken döktüğü gözyaşlarının nedeni merak konusu. O yıllarda birliktelik yaşadığı Hüsnü Şenlendirici ile ayrılması nedeniyle bu gözyaşlarını döktüğü öne sürülüyor. Sibel
Sibel Can'ın Tekirdağlı ikizini bulduğu yıllar. Sibel Can'ın Tekirdağ konseri yine çok kıvrak ünlü şarkıcı. Sunucu Sibel Can'ın ikizini bulduklarını söylüyor. Sibel Hanım'ın benzeri inanılmaz derecede benziyor. Ben sahneye davet etmek istiyorum. Bakalım benziyor mu acaba? Tamam, gidemediğim işlere gönderelim hemen. İşte Sibel Can'ın Tekirdağlı ikizi. Benziyoruz maşallah. İkiziz. Doğru mu? Hanımefendi, Sibel Can'ın Padişah klibindeki haline benzemek için saçını öyle kestirmiş. Bu devirde kimse sultan değil, hükümdar değil, bedirgan değil. Bu kadar güvenme hiç kendine, kimse şah değil, padişah değil. Seda Sayan'ın ayaklarına kına yaptırdığı yıllar. Seda Sayan bir dönem Bodrum'da cesur bikinili görüntüler verirdi. O tatillerden birinde Seda Sayan ayaklarına dövme yaptırmış. Cilt kınası, evet, seviyorum bu geçici bir kına. Böyle yaptırıyorum, seviyorum ya. Güzel, Hint kınası. Ayağımı da göstermiş oldum bu arada. 38'dir ama ben 39 ayakkabı giyerim sıkmasın diye. Seda Sayan'ın bir de itirafı var. Oğlu olan ünlü şarkıcı bir de kızı olsun istiyor. Yani evlat evlattır. Ben tabii hep kız, bir oğlum olduğu için kız diye düşünüyor herkes, halkta. Ben de kızım olsun diyorum ama böyle bir şey, seçme şansımız olsaydı Allah bilir. Allah sağlıklı, eli ayağı düzgün nasip etsin herkese inşallah. Bengü'nün iddialı yılları. Şarkıcı Bengü'nün gencecik olduğu yıllar. O zamanlar güzelliğine büyük önem veriyor Bengü. Çok daha zayıf görünüyorum, çok daha fit görünüyorum diye düşünüyorum. Hani kaslarım falan. Bunları her gün bakıyorum ben de, böyle seviyorum. Henüz evlenip iki bebek sahibi olmamış olan Bengü, kalp kırıklıklarından bahsediyor. Kırılabiliyor insan. Bunu daha önce yaşadığım için, hani çok büyük bir aşk hayatım olmadı benim hiçbir zaman ama değer verdiğim insanlar da kırılabiliyor. O yüzden de hani en iyisi bence özel hayatının insanı kendine kalması. O zamanlar yoğun konserlerin verildiği yıllar. Bengü konser sırasında böyle kayboluyor seyirciler arasında. Ünlüler dünyası hareketli bir haftayı geride bıraktı. İşte sosyal medyadan konser haberlerine, yeni çalışmalardan, ünlülerden son görüntülere renkli bir haber turu. Ünlüler dünyasında hareketli bir hafta geride kaldı. İşte magazin dünyasından son gelişmeler. Yeni şarkısı Basit Numaraları yayınlayan Zeydin Özer'le stüdyodayız. Gözlüğü dikkatimizi çekiyor. Uğur olsun diye takmış Aysel Gürel'in armağan ettiği bu ilginç gözlüğü. Heyecandan şey yapamıyorum. Bu gözlük de Aysel'imin gözlüğü. Aysel Gürel'in? Evet. Bana verdiği gözlüğü. Uğur getirdin, inanıyor musun? Uğur, kesinlikle onun için taktım. Gerçekten çok inanarak yapmış olduğum bir şarkıdır. Ve bu şarkıya da Aysel'imin gözlüğüyle katılmak istedim. Çünkü onun bana oradan güç vereceğini biliyorum. O benim anamdı, sevdiğimdi, her şeyimizdi. Bir dönem müziği bıraktığını açıklamıştı Zeyrin Özer. Onu müziğe döndüren ne oldu acaba? Şöyle de soralım Zeyrin Hanım. Müziği bırakmıştınız, herkes merak ediyor. Sizi geri döndüren şey ne oldu? İşte bu Akrep Burcu'na ait bir şey var galiba. Hani aniden stres, öfkelenme. Sonradan yavaş yavaş, belli bir limitten sonra normale dönme. Ben o limiti ayarlayamadım sanıyorum. Yani o bırakmayabilirdim ama öyle bir atmosfer vardı ruhumda da, belki olaylarda da.
Bundan böyle oldu. Geçtiğimiz günlerde Z kuşağıyla tanışmak istediğini söylemişti Zerrin Özer. Yeni şarkılarıyla Z kuşağına hitap edebileceğini düşünüyor. Şu anda onları yakalamak çok zor. Nasıl yapacaksınız mesela bu şarkılarla? Yani güzel olan şeyi bence herkes sever diye düşünüyorum. Bir kere klasik bir düşünce tarzı olabilir belki ama güzel olan her şey insanlara yakın gelebilir, sevebilirler. Bir de dediğim gibi hiç yapmadığım tarzda şarkılar söyledim. Bir de gerçekten çıktığı zaman sürpriz olsun. Ciddi anlamda Z kuşağına tam hitap ettiğimiz şarkılar da var. Yeni şarkısı eşliğinde kutlama pastasını kesiyor Zerrin Özer. Gölgeyle karşılaşıyoruz İstanbul sokaklarında. Bodrum'da yaşadığı sitenin iskelesinde köpeği Marco ile denize girerken bir teknenin üzerine doğru gelmesiyle korku dolu anlar yaşamış Gül Gölge. Aslında teksiniz, denizdesiniz. Denizin köpeği miydi? Yani korktunuz mu? Korktum tabii ki. Tabii ki korktum ve korkmaktan ziyade korktum. Suyun içindesin. Köpeğin benden ileri gidiyor ve böyle kontrolsüzce biri geliyor yani üzerine böyle falan yapıyorsun. Küçük tekne diyeyim yani, botla değil. Ama yani deniz yatağı bile olsa korkarsın. Yani hani kontrolsüzce biri geliyor. Sonrasında korkmaktan ziyade tavır. Ben tavırdan çok rahatsız oldum. Yani kimse yani şahsi iskelen bile olsa hani o şekilde yok, öyle bir şey yok yani. Burada ne yapıyorsun? Yok, yok olmaz. Türk halk müziğinin büyük ustası Sabahat Akkiraz ve Sufi müziğin öncü ismi Mercan Dede ile bu akşam Maslak'taki açık hava sahnesinde verecekleri çok özel konser öncesi beraberiz. Mercan Dede ile olan bütün projeler harikadır. Mercan Dede sahne adıyla tanınan ünlü müzik adamı Arkın Allen, Sabahat Akkiraz'la gönül birliği yaptıklarını dile getiriyor. Sizin müziğiniz ne müziği diye. İşte elektronik müzik var, tasavvuf müziği. Ben diyorum ki aslında bizim müziğimiz, ki ben Sabahat Hanım müziğini de arıyorum, gönül müziği. Peki nasıl bir konser bekliyor seyirciyi? Bu birliktelik gerçekten harika bir enerjiyle herkesi kaplayacak diye düşünüyorum. Ben de çok heyecanlanıyorum. Oraya gelen dostlarımızla da buradan seslenelim. Onların gönülleriyle birlikte gelmelerini, bizim bir parçamız olmasını bekliyoruz. O yüzden hani birlik kelimesiniz gibi birlikte çok güzel bir gece yaşayacağız. Her nefesim intizarlı, buna bir çare bulmalı vay. Her nefesim intizarlı, buna bir çare bulmalı vay. Hatice Şendil, eşi Burak Sağ Yaşar'la bu romantik anlarını yayınladı ve büyük ilgi gördü. Yeni şarkısı için çalışmalarını sürdüren Tarkan, stüdyodan yeni paylaşımlar yaptı. Yeşilçam'da çekilmiş 395 senaryosuyla Guinness Rekorlar kitabına giren senarist, yazar ve yönetmen Safa Önal, 92 yaşında hayata gözlerini yumdu. Teşvikiye Camii'nde son yolculuğuna uğurlanan Safa Önal'ın cenazesine sanat ve sinema dünyasından pek çok isim katıldı. Kemal Işık'la birlikteyiz. Çoğu ilkini usta senarist Safa Önal'la yaşamış. Çocukluğum, gençliğim, ilk Fenerbahçe maçlarına gidişim,
Okuma alışkanlığım, kitabım, sinemam, ah güzel İstanbul'um, şarkılar seni söylerim, menekşe gözlerim, vesikalı yârim, ah müjgan ahım. Yani Yeşilçam'ın rengi en yeşil çamlarından biriydi Safa abi. Bize çiçeğini verdi, gölgesini verdi. Yeşilçam'ın usta isimlerinden Türkan Şoray da cenazeye katılan isimlerden. Güzel anılarım gitti diyor Türkan Şoray. Yani onunla birlikte güzel anılarım da gitti. Safa Bey'le birlikte çok güzel çalışmalarımız olmuştu. Sevinçlerimiz, umutlarımız olmuştu. Çok güzel filmler benim için yazdığı senaryolar benim kariyerime çok büyük etkisi, güzel etkisi olmuştu. Üç usta isim yan yana. Hülya Koçyiğit acı bir itirafta bulunuyor ve arkadaşları Türkan Şoray ve Serdar Gökhan'a KOAH hastası olduğunu itiraf ediyor. Cenk'e uzatayım mı? Yok kızım. KOAH diye bir hastalık. Kimde var? Ben. Yapma ya. Sağ olun efendim. Bir sıfır kenarını yürüyüş aldık, sizden alabilir miyim? Arkadaşının hastalığını öğrenen Türkan Şoray şok içerisinde. Kameraları unutup arkadaşı Hülya Koçyiğit'in sağlık durumunu öğrenmeye çalışıyor. Güzel sözlerle anılan Safa Ünal böyle uğurlanıyor son yolculuğuna. Razı olsun. Sizlerin arkanızdan duacılarınız, vefa gösterenleriniz her zaman, her daim var olsun, çok olsun inşallah. Bugün sadece Türk sinemasının değil, dünya sinemasının bir duayenine ebediyete uğurluyoruz. Usta senarist, yazar ve yönetmen Safa Ünal'a Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Cumartesi sürprizinin sonuna geldik. Ünlülerin renkli dünyasından çok özel görüntüler ve haberlerle sizlere keyifli bir hafta sonu yaşatmaya çalıştık. Yarın sabah Show TV ekranlarında Magazin Klasiği Pazar sürprizinde görüşmek üzere. Hepinize iyi hafta sonları diliyoruz.